Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 Ünite 1. Konumuz mezit fiiller. Yani Arapçada fiillerin bir kısmını mezitler teşkil etmektedir. Mezit fiillere dair, yani bu birinci üniteye dair 3 farklı video çekmeyi düşünüyoruz. Videoların sonuna A, B, C diye ekleriz. Yani A ise birinci videodur. B var, ikinci video. C var, üçüncü video. Şimdi birinci videomuzda sadece şu üniteye değineceğiz. Pek ek bilgi yer almayacak. Üniteyi birebir işlemeyi planlıyoruz. İkinci videomuzda bu konuları daha geniş ele almayı düşünüyoruz. Yani bunu bir temel olarak düşünün. İkinci videoda ise temeli sağlamlaştırma videosu, bir bina, bir kat çıkma olarak düşünün. İkinci video yani konuyu daha detaylı bir şekilde anlamanızı sağlayacaktır. Öyle düşünüyoruz. Çünkü ikinci videoda hem konuyu daha geniş ele almak hem de ayetlerden çeşitli örnekler vermeyi düşünüyoruz. Üçüncü videomuzda ise fiil çekimine yer vermeyi düşünüyoruz. Çünkü mezit fiiller demek esasen mezit fiilleri, yani fiil çekimini yapabiliyor musunuz? Bir de bunun mezit olmayan halini, yani yalın halini tespit edebiliyor musunuz? Bununla ilgili bir ünite. Bu üniteyi esasen, yani ne diyelim, bir iki günlük iş değil yani. Bu konu şöyle bir hafta, belki iki hafta üzerine yoğunlaşmanızı gerektiren bir konu, ciddi bir konu, geniş bir konu. Ünitede çok özet olarak ele alınmış. Belki üniteye geçmek için bir gün çalışmanız yeterli olabilir. Soruları çözersiniz. Ama bu üniteyi anlamış olmazsınız yani. Üniteyi anlamak için kesinlikle 3 farklı şekilde ele almamız gerekiyor bu üniteyi. Ve üzerinde 1-2 hafta, işte belki 3 hafta yoğunlaşmanız gerekiyor. Dedikten sonra ilk videomuzun içeriğine başlayalım. El-fa'ilul mezidetu, el-fa'il fi'lun, fi'lan, ef'al. Cemi mükesser bir kalıptı. Mezit. Mezit ne demek? Önce yani manasını bilelim. Mezit demek ek almış demek. El-fa'ilul mezidetu, ek harf alan fiiller. Mezit fiiller ne demek? Ek harf alan fiiller. Yani yalın halde olmayan fiiller. Orijinalliği bozulmuş fiiller. Buna İyi anlayabilmeniz için Türkçeden örnekler verilmiş. Şimdi yaz köküne farklı manalar elde edebilmek için harfler eklenmiş. Yaz kelimesine bir ı eklersek yazı olur. Şu an gördüğünüz şeyde bir yazı. Yaza ıcı eklersek yazıcı olur. Hani bilgisayara takılan bir parça olarak düşünebiliriz. Veya ne var? Yaz kelimesine mak eklersek yazmak bir mastar olabilir. Bunlar manalar farklı farklıdır. Yazış olabilir, yazım olabilir. Burada anlatılan şey demek ki yaz köküne bir harf veya birkaç harf ekleyerek farklı manaların elde edilebileceğini sergilemek. Bunu anladık. Bildiğimiz bir şeydi zaten, herkes biliyordu. Böyle gözümüzün önünde olması daha iyi anlamamıza yaradı. Aynı şekilde Arapçada da bir kelime vardır. O kelimeye bazen bir harf, bazen iki harf, bazen üç harf ekleyerek yeni manada bir kelime elde ediyoruz. İşte ne zaman ki yalın haldeki kelimeye bir veya iki veya üç harf ekledik, artık o fiilin adı ne olur? Mezit fiil olur. Bir fiilde ek harf yoksa o fiile mücerret fiil denilir. Ek harf var ise mezit fiil denilir. Ek harf var mı yok mu, nasıl tespit edilir, ek harfler nelerdir? Bunların hepsi ileride gelecek olan şeyler. Şimdi bunu bir örnek üzerinden yapalım. Nasıl ki yaza ı ekledik, ıcı, an, ar, ılan gibi şeyler Türkçeden eklendi. Bunu bir de Arapçadan örnek yapalım. Yine en iyi bildiğiniz kelime olarak ketebeyi Ketebeye bir harf ekleyelim. Ne ekleyebiliriz? Mesela aynel fiilini şeddeleyebiliriz. Yani ortadaki harf ketebe, kettebe. İki tane T oldu. Kettebe. Veya başa bir hemze getiririz ketebenin. Ektebe olur. Veya keften sonra bir hemze getiririz. Katebe olur. Veya ketebenin başına üç harf birden ekleriz. İstektebe. Hemze, sin, ta. İstektebe olabilir.
Veya iki harf ekleriz. İn ketebe. Hem zenun ekledim. İn ketebe oldu. Demek ki ketebe bir örnek ama yani fiillerin çoğu için bunu yapabiliriz. Tamamı için yapabiliriz. Ketebe bir örnekti. Burada haracı olur, nasara olur. Farklı fiiller olur. Başlarına bir harf ilave edebiliriz. İki harf ilave edebiliriz. Üç harf ilave edebiliriz. Tabi başlarına demişken her zaman fiilin baş kısmına yani ilk harfin yanına ilave edilir gibi bir mana da çıkartmayalım. Fiilin başına da ortasına da sonuna da ek harf gelebilir. Nerelere gelir? Bunlar hep ayrıntı ileride gelecek hepsi. Sadece şuradaki yazar nasıl Türkçe'de harf ekleniyorsa Arapça'da da eklendiğini ketebe üzerinden örneklendirmek istedik. Ardından okuma parçası geliyor. Okuma parçasını geçiyoruz. Birinci soruyu geçiyoruz. Arapça 3'e kadar gelebildiğinize göre zaten biliyorsunuz ki şık olmayan soru çıkmıyor yani şık olması lazım. Çünkü bir test, bir yazılı değil. İkinci soruya baktığımızda bir şeyler istenilmiş. 3, 4, 5 o şekilde devam ediyor. O soruların bir kısmının cevabını videonun altında yazılı olarak bulabilirsiniz. En azından bir kısmını koymayı düşünüyoruz. Şimdi bilgisine geçiyoruz. Mezit fiiller. Mezit fiiller ne demek? Yalın halde olmayan yani ek harf almış, orijinali bozulmuş fiiller demek. Mezit ile mücerret kavramları birbirine zıttır. Mücerret ne demek? Yalın hal demek. Mesela mücerret fiil, mezit fiil. Bunlar zıttır. Mücerret fiil, yalın haldeki fiil demektir. Ek harf almamış fiil demektir. Kendisindeki harflerin tamamı asli olan demektir. Örneğin ketebe. Ketebe'de kefi atalım bu sonradan gelmişti dersek geriye tebe kalır. Tebe diye de bir fiil yok. Zaten iki harfli fiil olmaz. Ortaya direkt bu çıkıyor. Ama ektebe, ektebenin başındaki hemzeyi atarsak geriye ketebe kalır. Ketebe diye bir fiil vardır. İşte mücerret, mezit birbirine zıttır. Mezit demek ek harf almış, mücerret haline sonradan harfler veya bir harf veya harfler eklenmiş demektir. Mücerret ise ek harf almamış, orijinalliği üzerine duran fiil. Her biri şu an teorik olarak anlattım belki. Örnekler geldikçe daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Arapçada fiiller mezit ne dedik? Ek harf manasına gelir. Eklemek yani. Bablar kalıplar manasına gelmektedir. Arapçada bir sürü kalıp vardır. Esasen kalıpların kaç olduğu tartışmalıdır. Yani ihtilaf var diyelim daha doğrusu. Babları kapsayan bir Arapça kitap vardır. Yani Arapça yeni başlamış birisinin, bugün diyelim klasik Arapçaya başladık. Medrese tarzı Arapça görüyoruz. Muhtemelen bir ay içerisinde karşınıza çıkacak ikinci bir kitap nedir? Bina kitabıdır. Bina kitabı da İ'lem enne ebbabe tasrifi hamsetun ve selasune baben. Saf yönünden diyor. Yani bab yönünden 35 bab vardır diyor. Sarf yeminin babları 35 tanedir demektedir ama tabii iş öyle bitmiyor. Yani detaya girersek şu bablar da var, şu alime göre şöyle, küfeye göre böyle devam eder ama konumuz bu değil. Baptan kasıt ne? Kalıp. Onu bilin sadece. Mezit ne demek? Ek harf. Bir fiile sonradan bir veya iki veya üç harf eklemeyi ifade ediyor. Yalın halde olmamayı ifade ediyor. Fiiller en az 3 harflidir. Örneğin ketebe, nasara gibi. Bunlar ne? 3 harf. 3 harften daha az harfe sahip bir kelime, bir fiil yani fiil olabilir mi? Fiil olamaz. Dediğimizde hemen akla yani bir şey geliyor. Ne geliyor mesela? Gale, yegulu kelimesinden, fiilinden. Emri hazır, gul geliyor. Örneğin, gul huvallahu ehad. Kul ya eyyühel kafirun. Hemen akla gelir. Yani 3 harften daha az harfli bir fiil yoktur. Bu kul 2 harfli diye aklınıza gelebilir. Bunun cevabı şudur. Kul kelimesi görünüşte 2 harfli olabilir ama aslı, yani asıl itibarı nedir bunun? Ukvul. Başta bir hemze, kaf ve lem arasında da vav vardır. Ukvul. Aslı odur. İlaller sonucu kul kalmıştır. Tabi ilal nedir? Oraya da girersek konu yani amacının dışına çıkacaktır. Oraya da girmeyelim. Fazla uzamasın konumuz.
Veya akla ne gelebilir? İkinci bir örnek. Medde. Medde işte ferra veya şedde. Şeddeye örnek verelim. Şedde elif cüzünde de geçer. Şedde vardır. Şeddi Arapça yazdığımızı düşünelim. Şedde. Bir şin harfi var. Bir tane dal var. Dalın üzerinde şedde var. Ve aynı zamanda bu kelime şedde diye okunuyor ve kendisinde şedde var. Şimdi bu iki harfli mi? İki harfli değil esasen. Şeddeyi kaldırırsak iki tane dal ortaya çıkar. Şedde. İki tane dal var. İdgam yani harfleri birbirine dahil etmek, girdirmek, şeddelemek vacip olduğundan iki tane dalın bir yani dalın bir tanesini diğerine dahil ediyoruz ve böylece şeddeye gidiyoruz. Şedde oluyor. O hala üç harflidir oysa. Şedde, değil mi? İki tane dal telaffuz ediyoruz. Şedde iki tane dal telaffuz ediyoruz. Dolayısıyla üç harflidir. Yani üç harften daha az harfe sahip bir fiil söz konusu değil dediğimizde. Üçüncü bir örnek olarak aklınıza ne gelebilir? İşte vega yegi fiilinden emri hazır gı gelmektedir. Yani işte vakıf hali diye h sonradan dahil edilir gı olur da sonuçta gıdır. Tek harfli emri hazır. Veya vefa yefiden fi emri hazır gelir. Yine emri hazır. Tek harfli. Bunlar aklınıza gelebilir diye anlatayım dedim. Her ne kadar böyle tek harfli olsa da aslı tek harf değildir. Dolayısıyla 3 harften daha az harfe sahip bir fiil vardır diye aklınıza getirmeyin. Yoktur yani. Buna göre Arapçada bir fiil en az 3 harflidir. En çok 6 harflidir. 2 harfli bir fiil yok. 7 harfli de yok. Ya 3 harflidir, ya 4 harflidir, ya 5 harflidir, ya da 6 harflidir. Bunun dışında bir alternatif söz konusu değil. Az önce örnek verdiğimiz gibi bazen fi diye görürsün. Emri hazırdır ama aslı o değildir. Aslı yine tek harften fazladır. Üç harften az değildir yani. Kök harflerinin sayısı 4 olan fiiller de vardır. Kök harf sayısı 4. Örneğin en meşhur nedir? Dehrace. Dehrace babı derler. Rubai mücerrettir bunun ne diyelim teknik manadaki ismi Rubai mücerred. Az önce işlemiş olduğumuz aslı 3 harfli olan, kök harfi 3 harf olan fiillerin adı nedir? Sülasi mücerred. Kök harfi 4 harf ise ona da kök harfleri yani 4 tane de meydana gelen bir fiilden bahsediyorsak ona da rubai mücerred diyoruz. Rubai dörtlü demek, 4 harf demek. Örnek dahrece dedik. Bu harflere ilave edilerek elde edilen kalıplar olabilir. İşte dahreceye t ekleriz. T dahrece oldu. Al sana rubai mezit. Rubai mücerret idi. T ekledim ona. Artık rubai mücerret değil de rubai mezit diyorum ona. Çünkü ek harf almış bir rubaidir o. Sülasi mücerret. Örnek ketebe. Başına hemze getirdim. Ektebe yaptım. Artık o sülasi mücerret değil. Sülasi mezit oldu. Çünkü ek harf almış olan bir fiildir artık o. Bu şekilde bir kelimeye ek harf ilave ettiğimizde yani babını yani kalıbını değiştirdiğimizde manaları daima değişmez. Burada değişmektedir demiş de çoğunluğu söylemiş. Çoğunlukla değişir. Daima değişmez. Değişmediği zamanlar olur. Mezit bablar 3 harfli fiillere bazen 1, bazen 2, bazen 3 harf. Yani ne diyor? Sülasi mücerret bir fiili mezit yapmak istersek bu şu demektir. Babını değiştirmek istersek demektir. Babı değiştirmek ile mezit yapmak aynı şey. Mezit yapmak isterse kaç harf ilave edebiliriz? Bir harf ilave edebiliriz. Veya iki harf ilave ederiz. Veya üç harf ilave ederiz. Burada hepsi mümkündür. Ama dört harf ilave edemeyiz. Niye? Dört harf ilave edersek aslı zaten üç harfti. Sen de getirdin dört harf daha ekledin. Ne oldu? Yedi harf oldu. Yedi harfli fiil olur mu? Olmaz demiştik. En çok altı harfli olur demiştik. Bir de rubai yani 4 harfli olan fiiller var. Buna da bazen 1, bazen 2 harf ilave ederek mezit yaparız. Aslı 4 harf olan fiile. 3 harf eklenmez. Niye? Aslı zaten 4 harf. 3 eklersek yine 7 olur. Yine aynı şey söz konusu. Bu yüzden rubai mücerret dediğimiz dehrece gibi yani aslı kökü 4 harf olan fiile ya 1 harf eklenir ya da 2 harf eklenir. 3 harf eklenemez. Eklenirse 7 oluyor çünkü. Peki sülasenin mezidi rubai fiiller. Ya bu nasıl bir şey? Bunu anlamadım diye düşünen vardır. Yabancı gelebilir. Sülase derken yani aslı 3 harf. Yani sülase mücerret, ketebe gibi
Harace gibi, kefara gibi, hasibe gibi fiiller. Aslı 3 harf olana sülasi denir. Mezidi diyor. İşte aslı 3 harf olana harf eklemişiz, mezit yapmışız. Bir harf eklemişiz veya 2 harf veya 3 harf eklemişiz. Aslını bozmuşuz. Bu tarz fiillerden bahsediyor. İşte bunun rubai kısmı diyor. Bunun rubai kısmı nasıl olur? Zaten sülasi idi. Bir harf eklersek ne olur? Artık rubai olur. Çünkü sülasi 3 harfli demek. Rubai 4 harfli. Humasi 5 harfli. Südasi 6 harfli. Tekrar edelim. Sülasi 3 harfli. Rubai 4 harfli. Humasi 5 harfli. Südasi 6 harfli demektir. İşte sülasi mezidin yani aslı 3 harf olmasına rağmen sonradan ek harf alan bir fiilin rubai kısmı yani esasen sülasi mücerrede tek harf ilave edilmiş olan kısmı. 2 harf değil. 3 harfli olan fiillere bir harf ilave edilerek 3 fiil kalıbı elde edilir. Bunların hepsi buna dahildir yani. Bu kalıplar faile fiilinin başına bir hemze ilave etmek ile ef'ale. Faile fiili derken faile bir temsil, bir örnek. Burada faile demiş, ketebe, nasara, haraca falan dahil değil demeyin yani. Faile bir örnektir. Nasıl matematikte x var. X ne demek? Herhangi bir sayı, her şey olabilir. İşte Arapçada da faile aynı x işlevinde kullanılmaktadır. Bir yerde faile kalıbını gördüyseniz, bilin ki x yani faile yerine nasara getir, ne bileyim haraca getir, kefara getir, hasibe getir, ne getirirsen getir. Manasına geliyor. İşte yani x fiilinin başına bir hemze ilave etmek ile, biz yine x demeyelim, somutlaştıralım. Örneğin ketebe fiilinin başına bir hemze ilave etmek ile ef'ale. Ortasına ne diyor? Ortasına orta harfinin cinsinden bir harf ilave etmek ile fe'ale. Yani ketebe ne olur? Kettebe. Yani şu ikinci okuduğum yer aslında ortasının şeddele demektir. Ketebe, kettebe, harace, harrace şeklinde. İlkine de örnek yapalım. Fe'aleyi ef'ale yaptı. Ketebe, ektebe, nasara, ensara. Hasibe, ehsebe. Burada önemli bir şey daha var. Mesela fiilin aynı el fiili, sülasi mücerretten bahsediyorum. Aynı el fiili esre olsun, zamme olsun, fetha olsun fark etmez. Bu bab aktarıldıysa bu hareketi almak zorundadır. Bu bir kalıptır. Örneğin, hasibe, hasibe. Buraya aktardığın zaman ehsibe olmaz yani. Sin esreli olmaz. Hasebe derken sinde esra vardı. Buraya aktardım yine esra olsun demeyin. Böyle bir şey yok. Buraya aktarıldığı zaman birebir buranın şeyini alması gerekir. Hareket durumunu alması gerekir. Hasibe'yi aktarsak yine de ehsibe olmaz. Ehsebe olur. Bu bir kalıptır. Veya yine meşhur bir fiil diyelim. Alime ya'lemu. Alime. Alime'yi buraya aktarırsam e'lime olmaz. Biraz uzatarak söylüyorum. İyi anlaşılması için hareket belirgin olsun diye yapıyorum. Yani bir ortada bir yanlışlık olmasın yani. Alime, alimedir. Burada da e'leme olur. E'lime olmaz. Niye olmuyor? Bu kalıp almak zorunda. Hareketleri birebir tutacak. Sülasi mücerretken şurası estreydi, burası ötreydi, orası bizi bağlamıyor. Buraya aktarıldığı zaman bu hali almak zorunda. Bir örnek daha verelim. Estreye örnek verdik. Feta zaten ketebe, ektebe direkt geçti. Zammeden örnek verelim. Kerume. Kerume. Beşinci bapta. Kerume fiilini buraya aktarırsam ekrume olmaz. Ekrame. Yani keru mücerret iken ra'da zamme vardı ama buraya aktardığın zaman o zamme olmaz artık. Feta olur. Ekrame şeklini alır. Hangi fiil olursa olsun yani buraya aktarıldıysa buranın hareketlerini almaya gayret eder. Öyle diyelim. Aynı fiilin şeddelenmesi işte örnek ne diyebiliriz? Ketebe, kettebe şeklinde. Haraca, harraca. Ceale, ceale şeklinde. Yani aynı fiilin orta harfinin şeddele demektir bu. Bu arada faal fiili, aynı fiili, lamet fiili bu konuyla çok alakalı olduğundan yani bir terim aslında bu. Terimi de açıklayalım. İleride bu ne diyor diye de düşünmeyin. Örnek, faale. Nedir? Mazi bir fiil değil mi? 3 harften meydana geliyor.
Ben faal fiili dediğimde buradaki f'nin olduğu konumu kastediyorum. Konum. Burada isterse kef olsun, isterse lam olsun. Önemli değil. Yani ilk harfi kastediyorum. Aynel fiili derken ortadaki fiili, ortadaki harfi kastediyorum. Ayn olması gerekmiyor. Lammış, minmiş önemli değil. Lamel fiili derken sondaki harfi kastediyorum. Harfin ne olduğu önemli değil. Sonda olması yeterli benim için. Örneğin bunu KTB'den yaparsak KTB. KTB burada yazdığını düşünelim. K ne olur? En başta olduğu için faal fiili. T ortada olduğu için aynel fiili. B sonda olduğu için lamel fiili olur. Hasibe. Hasibeden ha ne olur? Faal fiili. Sin aynel fiili diye adlandırılır. Hasibe demiştik. B de ne olur? Lamel fiili olur. Bu bir adlandırma. Niye böyle adlandırma var? İşimiz kolay yürüsün diye. Çünkü sürekli ondan bahsedeceğiz şimdi. Baş harfi ile orta harfi arasına elif ilave etmek suretiyle faale kalıbı elde edilir. Burada anlatılmak istediği şey aslında faal fiili ile aynel fiili arasında demek istemiş. Biz buna böyle diyoruz. Faal fiili ile aynel fiili arasına bir elif ilave ederek denilmiş. Çetebeyi buraya aktaralım. Ne olur? Faal fiili ile aynel fiili arasına elifi koyun. Çetebe ne olur? Katebe. Haraca aktaralım. Haraca. Haraca. Kefere aktaralım. Kafera şeklinde olmuş oluyor. Bu fiiller muzari ve mastar ile birlikte bir kalıp oluştururlar. Ne demek bu? Bu baba bir fiil aktardığın zaman nasıl ki mazisi tutmak zorunda. Şurada okulda anlattık. Hasibeyi de aktarsak ehsibe değil ehsebe olur. Harekeler birebir tutacak demiştik. İşte bu sadece mazide olmaz diyor. Yani mazi, muzari ve mastar da olmak zorunda. Esasen tüm kalıplarda böyle de. Kitap mazi, muzari, mastar 3 kalıp üzerinden gidiyor. Kalıplar çok daha fazla. Yani özet geçirmiş diyebiliriz. İşte biz bunu açacağız diğer videoda. Sülasinin mezidi yani ilaveli olanı olarak meydana gelen rubai fiillerin 4 harfli kalıpları veya babları şunlardır. Kısacası sülasinin rubaisi diye bir şey var. Sülasinin rubaisi yani aslında sülasiydi sonradan rubai oldu manasına gelmek. Yani sonradan görme diyorlar o tarz bir şey. Aslı bunun sülasiydi sonradan rubai oldu. O yüzden sülasinin rubaisi diyoruz. Bir de direkt rubai olan var. Sülaseye bağlı olmayan, bağımsız krallık gibi. Ben direkt rubaiyim diyor o şekilde. Ona ne diyoruz? Rubai mücerret, rubai mezit. Sülaseyle bir ilişkisi yok. Şu an işlediğimiz şey sülasinin mezidi olarak rubaidir. Ne bu? Ef'ale, yuf'ali, if'al. Şimdi burada babın adı ne? Babın adı if'al babı. Çünkü bablara isimler mastarlarından verilmektedir. Yani bu baba ef'ale babı demeyin. Öyle bir bab yok. İf'al babı diyeceğiz. Ef'ale yuf'ilu if'alun. Ektebe yuktibu iktabun şeklinde. Okuma parçasında geçen tuğgıcı da bu babtandır diye anlatılmış. Burada anlatılacak bir şey yok esasen. Bir kalıp bu. Buraya hangi fiil aktarırsak aktaralım. 3 harfli istediğimiz fiil aktaralım. Bu kalıbı alması gerekir. İşte deminden beri ne dedik? Mesela hasibe aktar. Ehsebe yuhsibu ihsabun. Bakın hemze elifi yine koyuyorum masada aynı yerde. İhsabun. Kısacası ef'ale yuf'ilu if'alun derken hareke nerede? Ney? Fetha mı? Esre mi? Zamme mi? Nerede sükun var? Cezim nerede? Nerede uzattık? Nerede uzatmadık? İşte hangi fiili aktarırsak aktaralım. Her birinde buna uymak gerekir. Ehrace yuhricu ihracun şeklinde diyebiliriz. İfal babından diyor gelen fiillerin emrinde baştaki hemze farklı olacaktır. Ekrame den mesela nasıl gelir? Ekrim diye gelir. Emri hazırı ekrimdir. Bunu niye belirtti özellikle? Çünkü mücerret olsaydı fiil nasıl gelirdi? Kerume yekrumudan ukrum şeklinde. Zamme birebir geçiyordu. Fetha veya esra olsa direkt esrelenirdi. Yani sülasi mücerretlerde emri hazırın hemzesi hiçbir zaman fetha olmazdı. Ya zammeydi ya da esreydi. Ama ifal babında emri hazırın hemzesi ne oluyor? Fetha oluyor. Esre ve zamme asla olmaz. Daima fetha oluyor. Bununki kurala tabi değişmez.
Bu işlediğimiz mezit bablarla ilgili diğer bir şey şunu söyleyebiliriz. Mastarlar sabittir, değişmez. Mastar sabit. Aslında mazi, muzari, mastar tamamı sabit, bunların değişmiyor. Oysa sülasi mücerretlerde bir değişkenlik vardı. Örnek vermek gerekirse Nesara yensuru nesrun. Mastara ne geliyor? Nesrun. Ketebe yektubu ketbun da geliyordu. Kitabun da geliyordu. Mastar değişebiliyordu. Celese yeclisu culusun geliyordu mesela. Baya bir değişiyor. Değil mi? Sülasi mücerrette mastarlar baya bir değişkendi. Bir kuralı yoktu. Bu yüzden ona semai deniyordu. Semai yani işitmeye bağlı. Araplardan öyle işittik, öyle duyduk. Ona göre söylüyoruz. Bir kuralı yok demek. Oysa işlemekte olduğumuz mezit bablarda mastar kurala tabidir. Yani şu efale yuf'ilu daima if'al gelir. Esasen daima diyorum sürekli ama bu şeyde böyledir. Sahih fiil de böyledir. Sahih değil de fiil muzaf olabilir, ne bileyim mehmuz olabilir. Yani salim olduğu gibi farklı şeyler de olabilir, mutel olabilir. Bunları diğer videoda inceleyeceğiz. O zaman fiilin yani eksamu seba dediğimiz 7 kısma göre değişmesi bablarda da ufak tefek değişikliklere neden olmaktadır. Diğer videomuzda buna değineceğimiz için izlemenizi özellikle sizin için faydalı olacağını ifade edelim. Özelliği binası denilmiş. Esasen bir şey daha değinelim. Sülasi mücerretlerde daima iki kalıp verilir. Mazi, muzari. Örneğin feale yef'ulu. Birinci baptır derler. Örnek nasara yensuru ketebe yektubu. İşte feale yef'alu. Üçüncü baptır. Örnek fetaha yeftehu şeklinde örnekler verilir. Hiçbir zaman mazi muzariden sonra mastar verilmez mücerretlerde. Niye mastar verilmiyor? Mastar çünkü değişken. Babı belirleyen bir etken değil. Oysa mezit fiillerde mastar değişken değil. Bu yüzden kalıplar verilirken mastarlar da verilmektedir. Böyle bir fark var. Mesela dehale aktarmışlar. Edhale yudhilu idhalun. Haraca, ehraca, yuhricu, ihracun. Lezime, elzeme, yulzimu, ilzamun. Kefara, ekfara, yukfiru, ikfarun. Başka semi'a mesela. Esma'e, yusmi'u, isma'un. İşte şurada ne olmuş? Mesela kerume aktarmışlar. Kerume, ekrame, yukrimu, ikramun. Ce'ale, ec'ale, yuc'ilu, ic'alun. Kefara, ekfara yukfiru ikfarun şeklinde devam ediyor. Bir de ne var? Bunun binası var. Bina yani özellik. İfal babına aktarılan bir fiil genellikle şu yeni manalardan birini kazanır. Mutaddi olabilir. Fiil aslında lazım. Yani geçişsiz ise. Önce şunu söyleyelim. Mutaddi ile geçişlilik aynı şey. Tamam. Geçişlilik Türkçe'de olan bir şeydir. Geçişli fiil, geçişsiz fiil Türkçe dil bilgisi kitaplarında vardır. Yani geçişlilikten kasıt nedir? Geçişli olmayandan kasıt nedir? Anlamakta zorlanırsanız Türkçe dil bilgisi kitaplarınıza başvurmanızı öneririz. Orada geçişlilik konusu var. Fiil aslında lazım. Yani geçişsiz ise if'al babına nakledilmekle bir mef'ule mutaddi olur. Yani artık geçişli olur. Geçişli olması ne demek? Yani bir mef'ulün bir sarih alır. İyi de mef'ulü bir sarih ne demek? Yani sarih ne demek? Harfi cersiz mef'ul alır demek istiyoruz demiş. Niye böyle bunu özellikle belirtiyor? Bakın mef'ul alır demiyor. Mef'ulü bir sarih alır. Yani mef'ulü bir alır dese aslında hata olur. Sarih demesi gerekir. Niye gerekir? Çünkü bir fiil lazım da olsa harfi cer ile mef'ulü bir alır zaten. Harfi cer ile alır lazım fiil. Ama mutaddi ise harfi cersiz alır. İşte harfi cersiz almasına da sarih denilir. Yani eğer deseydi ki yani mef'ulün bir alır deseydi biz de derdik ki lazım fiil de alıyor zaten. Bu neye yaradı ki? Boş bir laf oldu derdik. İşte sarihi olandan alır diyor yani. Bir de sarih olmayan kısmı var. Sarih olmayanını lazım fiil de alır. Ama sarih ise sadece mutaddi fiil alabilmektedir. Sarih ne demekmiş? Harfi cersiz mef'ulü bih almak demektir. Şimdi örnekler geliyor. Harace çıktı. Kim? Mahmud'un. Mahmud çıktı. Mahmud çıktı denildiği zaman bundan bir mana anlaşılıyor mu? Yani mana yeterli mi? Evet, Mahmud çıktı.
Mesela evde oturuyoruz. Diyelim Ali ile Veli evde oturuyor. Diyor ki Mahmut çıktı. Lan anlıyor, anlaşılıyor. Tamam evden çıkmıştır. Söylemedi ama belli yani. Bunu anlayabiliyor. Evden çıktı veya pazara doğru çıktı. Bir karine var, anlaşılabiliyor. Veya işten çıktı. Ama ahraca Mahmut. Mahmut çıkardı. Mahmut çıkardı denildiği zaman Mahmut neyi çıkardı diye bir soru mecburen akla gelmekte. İşte el kaleme, kalemi çıkardı. Ehrece artık nedir? Yani harece buradayken fiil lazım idi. Harece, yahrucu birinci baptan bir fiil. Bunu ifal babına aktardık. Ne yaptık? Başına hemze getirdik. Ehrece, efale kalıbına aktardık. Artık ne oldu? Çıkardı. Bakın yukarıda mana çıktı. Şimdi çıkardı. İşte mana değişti. Manayı değiştiren şey ne? Başındaki hemze. Hemze burada ne manası kattı? Mutaaddilik yani geçişlilik sağladı. Ne demek bu? Lazım fiili mutaaddi yaptı demek. Eğer fiil bir mef'ule mutaaddi ise o zaman ne olacak? Yani bu baba aktardığımız, ifal babına aktardığımız fiil zaten mutaaddi de olabilir. Zaten mutaaddi ise ne olacak? Bu durumda iki mef'ule mutaaddi olur. Yani iki tane mef'ul alır. Örnek, fehime anladı kim? Halid'in, Halit anladı dediğimiz zaman. Halit neyi anladı ki diye sorulur. Eğer derse anladı. Yani derslerine tuzağı da anlayabilirdi. Kendisine bir tuzak kurulmuştu. Tuzağı fark etti. Tuzağı anladı. Tuzağa uyandı denilebilirdi. Farklı şeyler olabilirdi yani. Bu yüzden ders diye belirtilmiş. Fehime burada ne? Mutaaddi fiil. Şimdi mutaaddi fiil ifal babına aktaracağız. Burada bir meful almış. Aktardığımızda iki meful alması gerektiğini hissedeceksiniz zaten. Efheme anlattı. Anlattı dediğin zaman kim kime neyi anlattı diye bir soru geliyor zaten. Efheme anlattı. Kim? Halidun. Halit anlattı. Fail. Kime anlattı? Aliyen Ali'ye anlattı. İyi de neyi anlattı acaba? Bir sırrı mı anlattı? Yok. Ederse derse anlattı. Bu da ikinci mef. Ali birinci meful. Ders ikinci mef'ul. Eğer fiil iki mef'ule mutaddi ise peki zaten. Yani aktarmadan önce iki mef'ule mutaddi olan bir fiil olabilir. Bunu buraya aktarırsak ne olacak? Eğer aktarırsak bu durumda 3 meful alır. Yani şu var esasen. Bir fiili buraya aktarırsak, ifal babını aktarırsak ne oluyor? Mutaddi oluyor. Daha önceden lazımsa mutaddi olur. Zaten mutaddi ise o zaman 2 meful alır. Zaten 2 meful alıyordu denilirse o zaman 3 meful alacaktır artık. Böyle denilir. Alimtu ben bildim demek. Alime fiil, tu fail. Alimtu ben bildim. Neyi bildin? Salihen, Salih'i bildim. Yani Salih'in nesini bildin ki? Mudiyen, itaatkar olduğunu bildim. Salih'in itaatkar olduğunu bildim. Yani Salih birinci meful, muta ikinci meful olmakta. Alime fiil, tu fail dedik. İki meful alıyoruz zaten. İfal babına aktaralım. Alime ne olur? E'leme. E'leme fiil, tu fail. Mana artık ben bildirdim. Kime? Muhammeden Muhammed'e bildirdim. Neyi bildirdim? Salihan muti'an. Salih'in itaatkar bir insan olduğunu bildirdim. Bu durumda 3 mef'ul olmuş oldu. Muhammed 1, Salih 2, muti 2. Pardon, muti 3. Demek ki ifal babına aktardığımızda lazım bir fiil aktarırsak direkt mutaddi olur. Mutaddi fiil aktarırsak o zaman 2 mef'ul olur. Zaten iki meful alan bir fiil aktardım denilirse o zaman üç meful alacaktır denilir. İfal babını aktarmak farklı manalar da elde etmemizi sağlar. Örneğin duhul. Duhul bir zaman olsun, mekan olsun fark etmez. Bir yere girmek demektir. Yani bir şeye girmek. Bu yer olsun, zaman olsun fark etmiyor. Esbaha Hasanun. Hasan sabahladı. Ne demek? Hasan sabah vaktine girdi demektir. Sabah vaktine girdi. A'raka Hüseyin. Burada da Hüseyin Irak'a girdi. Burada mekan değil mi? Irak bir ülke olarak mekandır. O mekana girdi. Burada sabahladı, sabaha girdi bir zamandır. Duhul manasına geliyordu. Dehale yedhulüden. Bir de sayruret. Bir halden başka bir hale geçiş. Yani bir dönüşme diyebiliriz. Esmeral bustan. Bahçe meyve verdi. Diğerinde ise İsmail fakirleşti. Yani efkara fakirleşti şeklinde.
İsmail'in fakirleşmesi eskiden fakir olmadığını gösteriyor. Yani bir hal vardı eskiden. O hal neydi? Örneğin normal bir durumdaydı veya zengindi. O halden başka bir hale geçti. Geçtiği hal fakirlik. Öncesi fakirlik değildi. İsmail zaten fakirdi, yazmıyor burada. Fakirleşti. Bahçe meyve verdi. Demek ki önceden vermemişti. Yani yeni verdi. Bu da yeni bir hale geçişi göstermekte. Bir de haynunet var. Zamanı gelmek anlamını ifade ediyor. Yakınlık bildiriyor. Ahsara zer'u, ekim biçme zamanı geldi. Yani bu gelmek zamanın gelişini ifal babının hemzesi ifade ediyor. Burada sayrureti hemze ifade ediyor. Hep hemze sağlıyor bu manaları. Bu neyi gösteriyor? Bu babı tespit edebilmek önemli yani. Sayruret manasını verilecek, haynunet mi olacak, mutaaddi mi olacak? Bu bablar, bu konular nereden çıktı denilmemesi lazım. Yani Arapçayı bilmek isteyen kişi için bu konu mecburi. Bazen sülasisi ile aynı mana ifade edebilir. Zaten yukarıda bir söylemiştik. Bazen bab aktarıldığında mana değişmez demiştik. Şekelel emr ile eşkelel emr mana aynı. Oysa şekele de mücerret, eşkele de ifal babına aktarılmıştır. Şu an ne yaptık? Sülasinin mezitlerini işliyorduk. Bunun birinci babını işledik. Rubai kısmının birinci babını işledik. Şimdi sıra ikinci babda. Fe'ale yufa'ilu tef'ilun. Yani aynel fiilini şeddelemek. Aynel fiili yani orta harf. Şeddelenmesiyle elde ediliyor. Mazide ve muzaride şedde var. Fe'ale yufa'ilu tef'ilun. Başka bildiğimiz fiiller yapalım. Aktarma olmuş olsun. Kettebe yukettibu tektibun. Harekeleri birebir tutuyor. Uzatmalar, işte met tutuyor. Cizim, sükun her şeyi tutuyor. Birebir tutması lazım. Başka Nasara'ya aktaralım. Nasara yunessiru tensirun. Harace harrace yuharricu tahricun. Tahric aynı zamanda tahric nedir? Hadislerin kaynaklarını bulmak yani bir terim, bir istilah. Nebbehe yunebbihu tenbihun. Tenbih etmek. Türkçe'de de kullandığımız bir kelime. Keffara yukeffiru tekfirun. Tekfir etmek. Birisine kafir demek. Bu da yine Türkçe'de de kullandığımız. Aynı zamanda yani fıkıhta da akaidette de yeri olan bir şey. Hemen aşağıda başka örnek verilmiş. Alleme yuallimu ta'lim. Ta'lim de yine Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Binası yani özelliği nedir bu kalıbın? Mücerret bir fiili bu baba aktardığımızda ne elde ediyoruz? Niye aktarıyoruz ki? Bunlar niçin? Tef'il, babına aktarılan bir fiil genellikle şu manaları ifade eder. Bir, mutaaddilik, geçişlilik sağlanır. Fiil aslında lazım, yani geçişsiz ise tef'il babına aktarmak ile bir mef'ule mutaaddi olur. Görüldüğü üzere baba ne ad verildi? Tef'il babı. Niye? Çünkü mastarı tef'il diye gelmiş. Mastara bunun ne gelirse o şekilde isim veriliyor yani. Burada fa'ale fa'l tef'il babı demiş. Babın ismi ne? Tef'il babı. Zaten buralara yazmışlar. Tef'il babına aktarılan. Görüyorsunuz. Tef'il babına nakletmek ile. Evet. Feriha Zeydün. Zeyd sevindi. Feriha sevindi demek. Peki annel fiilini şeddeleyelim. Yani ra'yı. Ferraha Zeydün Aliyen. Ferraha sevindirdi. Zeydün. Zeyd fail. Aliyen mef'ul. Zeyd Ali'yi sevindirdi. Yukarıda sevindi, aşağıda sevindirdi. Bu mana niye değişti? Aynel fiilinin şeddelenmesiyle bu lazım olan feriha fiilini mutaaddi yaptık. Bu şekilde mana da değişmiş oldu. Fiil aslında bir mef'ule mutaaddi ise ne olur? Artık iki mef'ul alacaktır. Fehime Halid'in. El-Mes'elete. Halid problemi anladı. Yani fehime fiil, Halit meful, pardon, Halit fail, el mesele meful. Bunu baba aktarıyoruz. Feheme yapıyoruz. Artık anlattı. Halit fail, Halit anlattı. Kime? Aliyen, Ali'ye anlattı. Birinci meful. Ali'ye ne anlattı? El meselete, meseleteyi anlattı. İkinci meful. Teksir, çokluk, abartı bir ifade eder. Yani çoğunlukla da bunu göreceksinizdir bu bapta. Çoğunlukla teksir ifade edecektir. Teksir bile bu baptandır.
Kessara, yükessiru, teksirun. Tef'ilun, değil mi? Tef'il babından bir kelimedir. Bu çokluk bazen fiilin çokça meydana geldiğini ifade eder. Bazen de o fiilin failinin çok olduğunu ifade eder. Yani çokluk ifade eder de çokluğu nerede ifade ediyor? Bazen failde, bazen fiilde olur bu çokluk. Örnekler var. Galaktul bab demiş, kapıyı kapattım. Bunu gallektul bab yaptığımızda çok kapı kapattım. Çok kapı kapattım dediğim zaman ne olmuş olur? Çok kapı, yani kapılar çok. Çok olan şey kapılar burada. Kapıları, çok çok kapıları kapattım manasında. Burada neye verilmiş? Fiile değil de mef'ule, yani aslında fiile, kapıların çok olduğunu ifade edilmekte. Çok kapı kapatılmış. Çok az olarak sülasi mücerredi ile aynı manayı ifade edebilir. Söylemiştik. Yani şuradaki ile hamene ile hammen aynı manada. Üçüncü babımız faale yufaile mufaale. Babın ismi ne olur burada? Mufaale olur. Çünkü mastara mufaale. Faale yufaile mufaaleten ve fialen ve fialen. İki tane daha mastarı var aslında. Aşağıda gelecektir. Buraya örnek verelim. Ne yapalım? Mesela ketebe yaktıralım. Katebe, yukatibu, mukatebeten. Mukatebeten, mukatebetun. Sondaki hareke önemli değil. Katebe yerine başka lezime yaktıralım. Lazeme, yulazimu, mulazemeten. Şarake, yuşariku, müşareketen. Artık ne aktarırsak hepsi olur yani bu şekilde uzatmaları yani demek ki ne? Hangi harf nereye eklenmiş? Ek harf nerede var? Ona dikkat etmek lazım. Ek harf nerede? Faal fiili ile anne fiili arasında mazide. Muzade de aynı. İşte diğer kalıp tutması gerekiyor yani. Faalenin fası yani birinci harfiyle ikinci harfi arasına bir elif ilave edilmek suretiyle bu vap elde edilir. Vap bu şekilde elde ediliyor. Okuma parçasına geçen şu fiiller de bu vaptandı. Mufaale babının iki mastarı daha vardır. Yani biliyorsunuz en başta mazi, ortada muzari, en sonda mastar yazılmakta. Diğerleri de öyleydi. Birisi demiş fialun, diğeri de fialindir. Örneğin aslında şöyle yazılır. Gatele, yugatilu, mugateleten, litalen, bitalen şeklinde yazılır. Zaten işin ilginç tarafı aslen böyle olmasına rağmen yukarı eksik yazılmış. Daha sonra dikkat bunlar da vardı yani denilmiş. Örnek yapalım. Gatele, yugatele, mugateleten ve bitalen ve gitalen. Araya ben vav koyarak söylüyorum. Aynı şekilde bunu mesela ketebeden yapalım. Katebe, yukatibu, mukatebeten ve kitaben ve kitaben şeklinde olabilmektedir. Demek ki aslında bu babın yani sonuçta kaç mastarı var denildiği zaman mugatele, mugateleten, gitalen, gitalen kaç mastarı var? 3 tane mastarı var. Evet arkadaşlar bir fiilin bazen bir mastarı olur, bazen iki mastarı olur, bazen üç mastarı olur. Değişebilir. Yani bu değişebilirlik özellikle mücerretlerde söz konusu. İşte ketebe yektubu hem ketbun hem kitabun hem kitabe şeklinde birkaç tane mastarı gelebilmekte. Sülasi mücerretlerde özellikle mastar birden fazla olması çok yüksek yani. Bazen bir olur, bazen beş de olabilir. Mücerretlerde öyle. Şu an mezit babları işliyoruz. Mezitlerde neyse odur zaten. Ki her zaman böyledir yani. İşte örneğin az öncekine bakalım tekrar. Neydi? Tef'il babını işlemiştik. Tef'il babında fa'ali fa'li tef'ilun. Bir mastarı daha yok. Tek mastarlı bu. Neyse o. Esasen şimdi işlemekte olduğumuz bab da öyle. Neyse o. Fa'ale, yufa'ale, mufa'aleten ve fi'alen ve fi'alen. Zaten 3 tane mastarı var yani. Buraya yazmamışlar da aşağıya dikkatleyerek yazmışlar. Niye böyle yapmışlar? Tahminimce üçünü buraya koysalardı belki dikkat edilmeyecekti. Özellikle dikkat çekiyoruz. Bakın diyorlar. Diğerlerinde birer mastar vardı. Bunda ise 3 mastar var. Dikkat edin denilmiş. Başka örnekler vermiş bu baba. İşte havele yuhavele muhavaleten şeklinde.
Kubabın da tabii bir özelliği var, binası var. Nedir bu? Müşareket. Müşarekete iş teşrik. Türkçe'de böyle deniliyormuş. Biz buna daha çok müşareket yani ortaklık diyoruz. Bir fiilde, bir eylemde ortak oluş. Bir fiilin birden çok özne tarafından karşılıklı ortaklaşa yapıldığını belirttiği çatıya müşareket yani işteş fiil denilmekte. Zarabe Zeydun Amran, şimdi şuraya manayı görmeyin. Zeyd Amr'ı dövdü veya manayı görün. Şu an önemli değil, manayı gördük. Zarabe vurdu, dövdü. Kim? Zeyd. Kimi dövdü? Amr'ı dövdü. Zarabe fiil, Zeyd fail, Amr mef'ul burada. İşi kim yaptı? Fiili kim? Eylemi kim yaptı? Zeyd yaptı. Bu eylemden kim etkilendi? Amr adındaki insan eklendi. Demek ki mef'ul. Şimdi zarabeyi bu baba aktarıyoruz. Yani zarabe yapıyoruz. Mana çok değişecek. Zarabe dövüştü demek. Kim? Zeyd. Kiminle? Amr adındaki kişi ile. Burada zarabe Zeyd dövdü Amr'ı demiyoruz. Lafız olarak yani görünüşü yazı olarak hat olarak fail hangisi? Zeyd. Tabii ki merfu çünkü Amr'da mef'ul mensup çünkü fethalarını görüyoruz. Durum böyle. Ama manaca böyle değil. İşin mana kısmı farklı, yazı kısmı farklı. Manaca Zeyd de Amr da her ikisi nedir? Faildir. Çünkü zarabe dövüşme işin her ikisi yapmıştır. Yani Zeyd dövüştü denildiği zaman Amr ellerini bağlamış oturuyordu, Zeyd de ona vuruyordu gibi bir mana kastedilmez. Dövüştüne demek her ikisi de birbirine vuruyordu. Her ikisi de birbirine vurduğuna göre vurma işinde her ikisi de nedir? Ortaktır. Bu yüzden manada her ikisi de faildir ama lafızda sadece birincisi faildir. İkincisi meful olmakta. Şimdi burada her ne kadar müşareket yani işteşlik yani ortaklık denilse de her zaman bu mana olmaz yani. Gâtelehumullah ne demek? Allah onları kahretsin. Mesela bir beddua manasında ayettir bu ayette geçiyor. Gâtele, yugâtilu, mugâteleten ve bitâlen. Bu baba bir örnek yani. Gâtele fiili bu faale babına aktarılmış. Gâtele olmuştur. Bu niye örnek verdim gâtelehumullahu? Her zaman ortaklık değildir. Gâtele mesela katletti, öldürdü, hum onları Allah onları öldürdü şeklinde mazi yani direkt fiil manası da verilebilir. Allah onları kahretsin, öldürsün manasında dua manası da verilebilir. Bu bir ayettir. Biliyorsunuz mazi fiiller hem dili geçmiş zaman manası verilebilir hem de dua manası verilebilir. Bu ona hem bir örnek hem ona bir örnektir. Hem de her zaman müşareket manası içermediğine örnektir. Çünkü Gatel'e savaştı. Hum, onlar, Allah ve Allah. Allah ile onlar birbirlerine karşı savaşa girdiler diye bir şey söz konusu değildir. Mutaaddilik ifade edebilmektedir. Afel merizu hasta iyileşti yani. Afa iyileşti demek. Afa Allahu el meriz. Şifa verdi. Afa kim? Allahu Allah. Kime el merizi hastaya? Afel merizu hasta iyileşti. Örneğin meriz yerine Ali yaz. Ali iyileşti. Mehmet yaz. Mehmet iyileşti. Bunda direkt mana anlaşılıyor. Ama Allah şifa verdi denildiği zaman kime verdi acaba? İşte hastaya verdi, Ali'ye verdi, Veli'ye verdi şeklinde bir mef'ule ihtiyaç doğmaktadır. Afa fiil, Allah fail, meriz mef'ul olmakta. Bununla birlikte afa diyorum da afa yani. Afa fiili nasıl diye belki düşünüyorsunuz, belki henüz fark edemediniz. Afa fiili habele gibi veya daha yukarı çıkayım, daha net bir şekilde görün. Neredeydik? Fazla mı gittik? Fazla gittik. Yani buradaydık. Faale, gatele, katebe, harace, kafera. Hep bu şekildeydi. Oysa afadan bahsederken afa diyorduk. Ne oldu burada? Yani hareketler aslında harfler birebir tutmuyor. Burada bir problem var gibi gözükmekte. Aslı afe ve aynen faale gibi uyuyor yani. Ama aslı uyuyor. Şu hali değil. Aslı neymiş? Afe ve. Sonda vav varmış. Peki o vava ne oldu? Niye şu an vav yok? Şu anda
Elif var orada. Elif-i Maksure var. Y'deydi o Elif-i Maksure. Elif-i Maksure niye var F'den sonra? Niye gelmiş? Aslı üzerinde anlatalım bunu. Aslı A, F, V. Aynen faale gibi. Baba uyuyor yani. Aslı uyuyor. Vav A, F, V. Gözünüze canlandırın veya yazın. Daha iyi anlamak için. A, F, V. Yazdınız diyelim. Vav harfi orada harekeli mi? Harekeli. Ma kabli yani bir önceki harf yani F, fethalı mı? Fethalı. İşte bu kurallarına zaman böyle olursa o vav'ı elife dönüştürürüz. Elife dönüşür. Bu yüzden şu anda orada vav yok da vav yerinde elif vardır. Afa diye okunmaktadır. Yani bu baptan bir kelimedir bu. Kafanız karışmasın. Nadiren sülasi mücadele aynı mana ifade eder. Yani bu baba bir kelime aktardık diye manası illa değişmek zorunda mı? Değişmek zorunda değil. Ersele nedir? Babları belirtin. Sıra sizde dediğine göre sizde cevabı var. Ersele başındaki hemze nedir? Zaittir. Yani onun sayesinde mezit bir fiildir bu. İfal babındandır. Ersele yürselü irsalün şeklinde. Hemze demek ki ne? İfal babı. Bu da ne yazıyor? Yuhadibu. Yuhadibu hadabe. Yuhadibu hadabe. Ne? Faale. Yufailu. Mufaale babu. Addede. Bu nasıl şimdi diye düşünüyorsunuzdur belki. Biraz farklı oldu. Aslında farklı olmasının nedeni bu konunun yani bu ünitede bu konuya yeterince yer ayrılmamış olmasıyla alakalı. Belki havale etmişler işte bizim gibileri birileri anlatır. Biz şöyle kabaca yazalım geçelim. Belki öyle düşünmüşlerdir. Konu aslında şu. Adde de neyin nesi? Aslında bu tef'il babından bir kelime. Yani fe'ale yufa'ilu tef'ilun. Kessara yukessiru teksirun. Harraca yuharricu tahricun dediğimiz babta. O baba ait bir kelime. Kalıp o mazi fiil. Ama harrace gibi değil ki. Çünkü buraya bakıyorum ben. Bir tane dal var. Ardından bir dal daha var. Ve üstelik ortadaki dalda şedde var. Yani burada şeddeyi de açarsan 3 tane dal var. Oysa harra c'de şeddeyi açarsan 2 tane ra olur. Burada 3 tane var. Bir gariplik söz konusu. Yani orta harf ile sondaki harf aynı. Bu neyin nesi diye düşünmüş olmanız gerekiyor aslında. Düşünmediyseniz hiçbir şeyin farkında değilsiniz demektir. Bunların farkında olmak lazım. Olay ne? Olay şu. Adde muzaf fiili buraya aktarılmış. Ne olur o zaman? Adde de olur. Ne gibi? Şedde, şedde de olur. Ferra, ferrara olur. Yani tef'il babına muzaf fiil aktarıldığı zaman bu hali alacaktır. Sondaki harf ile ortadaki harf aynı cinsten olur. Ortadaki harf şeddeli olur. Durum budur. Adde aktarılmış. Adde de. Yani aslında ne değişti? Sülasi mücerret durumu orijinal haliyle ne fark var şu anda? Orijinal hali zaten adde idi. Ne değişti o zaman? Yani olay şu. Sondaki harfin cinsinden bir harf daha eklendi. Yani daldan bir tane daha eklendi. Burada şedde yazdığını düşünün. Şedde. Buraya aktarırsak ne olur? Sonra bir dal daha gelir. Şedde de. Serra yazdığını düşünelim. Serra. Ne olacak? Son harften bir tane daha ekleyeceğiz. Yani ra'dan. Ferra. Ra olacak. Galle, galle yazdığını düşünelim. Bu baba aktarırsak lamdan bir tane daha gerekir. Galle, le olur. Habbe, habbe'yi aktaralım. Habbe, be olur. Yani bu tarz şeylere daha çok ikinci videomuza değineceğiz. Bunları bilmeniz çok önemli. Yani hangi babtanmış kısacası? Tefel babından mazi fiilmiş. Yunezzilu, nezzere yunezzilu. Nezzele yunezzilu tenzilun. Yani tef'il babından muzari bir fiil. Gabele aslında gabele idi. Gabele yani fa'ale yufa'ilu mufa'ale babına aktarılmış. Yüslimu esleme yüslimu yani ef'ale yuf'ilu if'al babından muzari bir fiil. Burada ne yaptık? Sülasinin rubai kısmına değindik. Yani aslen 3 harfli olup kendisine tek harf bir harf ilave edilerek elde edilen yeni bablara değindik. Bunlar da işte rubai adı taşımaktaydı. Niye rubai deniliyordu? Çünkü 3 harften 4 harfe çıkmışlardı. Artık 4 harfliydiler. Bu yüzden kendilerine rubai denilmekteydi.
Şimdi humasiye geldik. Daha önce söylemiştik. Humasi ne demek? 5 harfli demekti. Aslen 3 harfli olup kendisine 2 tane zait yani sonradan ekleme yani ek harf ile elde edilen batlardır, kalıplardır. Aslen 3 harf, 2 harf daha ilave edilmiş, 5 harf olarak elde edilen fiiller. Bunlar da nelermiş? Bakıyoruz şimdi. İnfaale yenfailu infialun. Aslı neydi bunun? Feale idi. Demek ki hemze ve nun sonradan gelme. Buraya ketebeyi koyalım. Ketebe. Nasıl olur? İn ketebe. Yen ketibu. Şunu da çizelim. Yen ketibu. İn kitabun. İn kitabun şeklinde olur. Buraya farklı bablar da yani farklı fiiller üzerinde de bunu deneyebiliriz. Zaten aşağıda gelecektir gerçi. Parçada geçen şu fiiller diyor, bu baptandı diyor. Bunun dışında bab neye yarar? Bu bab mutavaat yani dönüşlülük için kullanılır. Esasen bu nedir? Şu an anlatılmakta olan şey bu babın binası yani özelliği, özelliklerinden biri budur. Mutavaat ifade eder. Yani dönüşlülük. Türkçede de vardır bu. Dönüşlülük diye konu Türkçe dil bilgisinde de var. Mutavaat öznenin cümlede geçen eylemden nesne gibi etkilendiği fiil çatısıdır. Özne cümlede ne gibi etkilenmektedir? Nesneymiş gibi yani mef'ulmüş gibi etkileniyor. Örnek verelim. Kesara kırdı. Ezzüccace camı. Kesara camı kırdı manasında. Kim kırdı? Gizli zamir verebiliriz. Huve şeklinde olabilir. Veya Kesara Aliyun Ali kırdı. Neyi kırdı? Ezzüccace camı kırdı. Fail önemli değil burada. Önemli olan babın verdiği mana. Kesara mücerret hali kırdı. Bu baba aktarıyoruz. Artık in kesara oluyor. İn kesara ne oldu? Kırıldı. Kırdı değil, kırıldı manasına gelmiş oldu. Ne kırıldı? Ezzüccacu cam kırıldı. Züccaç burada nedir? Merfu değil mi? Cimin üzerine zamme var. Yani faildir. Ama manaya bakalım. Cam kırıldı. Yani etkilenen aslında kendisi. Manaya bakarsak mef'ul, lafıza bakarsak fail. Bir zıtlık var gibi. Hem fail hem mef'ul. İşte buna ne diyoruz? Mutavaat demekteyiz buna. Bu tabii çok daha ayrıntılı anlatılabilir de kitap özet geçmiş. Ben de o kadarını anlatayım. Tekrar edelim. Bunu unutmayalım. Yazı itibariyle kelime fail görüyorsunuz. İnkesara fiil. Her fiile fail lazım. Fail ne burada? Ezzüccacu cam faildir. Cam kırıldı. Fail lafızda ezzüca çünkü merfu zaten. Manaya bak. Cam kırıldı. Bir başkası tarafından kırılmış. Kim kırdı? Belli değil. Biraz da meçhul gibi bir durum söz konusu. Oysa yukarıda kesara kırdı. Kim? Hı ve o ezcüce camı kırdı. O camı kırdı. O kim? Kesaradaki gizli zamir olan hı ve. Gizli diyorum görünmüyor yani. Buna ne diyoruz? Dönüştürük demekteyiz. İkinci bab olarak Humas'ın ikinci babı iftaale yef tailu burada en başa bir hemze faal fiiliyle aynı el fiili arasına T getirilmiş. Burada zaten anlatılmaktadır. Okuma parçasında geçen şu fiil de bu baptan da deniliyor. İntehara. Bu kelimenin aslı ne o zaman? Nehe, pardon, inteheze yazıyormuş. Yanlış gördüm. İnteheze. Aslı nedir? Nehezedir. Yani hemze ve t nedir burada? Zaittir. Ne diyor? Bir hemze, bir de ta. Bunlar zait. Yani sonradan eklenmiş. Yani bunları kelimeden çıkartırsan kelimenin aslını bulursun demek istiyor. Zaten bu babları tanımak en ne diyelim ziyade olarak bu işe yarar. Arapça bir kitap okuduğunuzu düşünün. Karşınıza şöyle bir kelime çıktı. Tabii herkesi yok. Şimdi kelimeyi sözlükten bulup manasını öğrenmek istiyorsunuz. Her kelimenin manasını kimse bilmiyor. Sözlükte bunu nasıl bulacağız ki? Bu haliyle bulamayız yani. Sözlükte in, te, he, ze gidip en başta hemzeye bakarsan veya elif maddesine bakarsan bir şey bulamazsın.
Ne yapman lazım? Kelimenin köküne inmen lazım. Köküne inmek için işte bu babları, bu üniteyi iyi anlamak lazım. Nasıl iniyoruz? Baştaki hemzeyi atıyoruz. Bundan sonra gelen t'yi de atıyoruz. Geriye ne kalıyor? N, h, z kalıyor. İşte sözlükte ne hezeyi buluruz. Ne heze yazar. Ondan sonra onu en heze, ne heze gibi birkaç baba aktarır. Muhtemelen inte hezeyi de orada bulacaksınızdır. Diğer bir bab. İftehara. Bu da nedir? Fehara aslında. Fehara. Baştaki hemze ve faal fiiliyle aynı fiil arasındaki t zaittir. Yani ek harftir. Sonradan gelmiştir. Yeri de o şekilde ektir. Bunun özelliği var, binası var. Binasını az önce kısaca değinmiştik. Mutavaat vardı. Cemaatü tullâbe fectema'û. Öğrencileri topladım. Onlar da toplandılar. Çalışıp çabalama. Kesebe aliyyun Ali kazandı. İktesebe aliyyun Ali kazanmaya çalıştı. Müşareket yani ortaklık, işteşlik olabilir. Sebega Muhammed İbrahim. Muhammed İbrahim'i geçti. Sebega'da geçti. İstebega'da yarıştı. Ortada bir yarış olduğuna göre hem Muhammed hem de İbrahim bu yarışa ne yapmıştır? İştirak etmiştir. Artık koşu yarışıysa ikisi de koşmuştur. Bir sınav yarışı kim daha yüksek not alacak yarışı ise her ikisi de sınava girmiştir. Sonuçta yarışma eyleminde her ikisi de ortaktır. İkisi de bu işe karışmıştır. Yukarıda bir ortaklık söz konusu değil. Çünkü mücerret hali. Geçti. Bu mücerret hali. Bu baba aktardığımızda ne oluyor? İşte müşareket, ortaklık doğuyor. Ama dikkat edin. Fiil, istebaka, Muhammed fail, İbrahim mef'ul. Yazıda böyle. Manada öyle değil. Manada Muhammed İbrahim'le yarıştı. Yarışma işinde hem İbrahim var hem Muhammed var. İkisi de bu eylemi yapmıştır. İkisi de manaca faildir. Dördüncü özellik olarak edinmek vardır. Bir kimsenin bir şeye sahip olduğunu ifade ediyor. İhteteme Aliyün Ali yüzük edindi taktı şeklinde örnek verebiliriz demişler ve kısaca geçmişler bunu. Bunun dışında bab olarak ifalle yefallu ifilalun. Hangi babın adı ne? İfilal. Diğerlerini de söylemedim ama biliyorsunuz mastardan adlarını almaktalar. Buna örnek en meşhur örnek zaten ihmerra yahmer ihmirar kelimesidir. Hamura kelimesi hamura bu baba aktarılmıştır. İhmerra olmuştur. Yani sondaki fiil maziden bahsediyorum. Mazi ve muzari'de son harf yani lamel fiili ne olmakta? Şeddelenmektedir. Şedde koyuluyor ona. Bunun bir binası özelliği yok mu? Var. Neymiş bu bab? Renk ve özürlerin abartılı anlatımı için kullanılır. Mesela isferretil evrak, yapraklar sapsarı oldu, sarardı. Aslında özürlerin abartılı anlatımı demiş, bunu örnek vermemiş. Yani biz de vermeyelim. Kısaca söyleyelim Türkçeden nedir? İşte sakat, ne bileyim, kör gibi olabilir. Şaşı olabilir. O tarz şeyler bu bab ile ifade edilmektedir. Bir de ne var? Tefaül babı var. Tefaale, yetefaalu, tefaülün. Bu da yine çok kullanılan bablardan birisidir. Ne eklenmiştir? Zayet olarak ne var? Bir kere faale yani kelimenin aslı. Örneğin ketebenin baş tarafına bir ta, ketebenin başına ta ekleyelim. Ve aynının yani ayn harfinin yani orta harfinin tekrarı ile elde edilir. Tefaale, tekettebe gibi. Yani önce bir düşünelim. Ketebe ne olur? Kettebe. Sonra te kettebe. Tekettebe. Tefaale. Teharracı gibi. Okuma parçasına geçen şu fiil de bu baptandı. Tehaddese. 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 Konuştu. Teehhebe. Hazırlandı. Tevesseba. Vessada. Tevesseba. Tefaül babın özelliği. Tef'il babının mutavvatı. Şimdi bu baba nakledilen fiiller aşağıdaki manaları kazanır. Kessertu. Ne diyor? Mutavvat olabilir diyor. Camı kırdım o da kırıldı mesela. Veya onu kırdım o da kırıldı. Tekellüf güçlükle elde etmek. Cesaret kazandım. Cesaret bir günde kazanılmıyor. Uğraş vermek gerekiyor. Azar azar yapmayı ifade edebilir. Suyu yudum yudum içtim. Edinmek olabilir. Taşı, yastık,
edindim şeklinde. Tefaile yetefaül tefaül babu. Tefaül başka, tefaül başka. Bunları karıştırmamaya dikkat etmenizi öneririz. Parçada geçen şu kelime de bu babtandı. Tefaül. İşte tegatele gibi mesela. Gatele, tegatele, yetegatelu, tegatülün şeklinde. Örnekler aynı şekilde verilebilir. Binası var yani özelliği var. Müşareket olabilir. Tenasara Aliyun ve Muhammedun. Ali ile Muhammed yardımlaştılar. Olmayanı var göstermek. Yani aslında kandırmak, yalan söylemek. Ölü numarası yapmak veya temarastu. Hasta gibi göründüm. Oysa hasta değildim. Sabah okula gitmemek için ailemi kandırdım mesela. Çok ufak çocukların yaptığı şeydir. Hangi babla ifade ediliyor? Tefaül babı. Temaraza. Meriz yani hastalığı buraya aktardığımızda temaraza oluyor. Mesela temarastu. Ben hasta gibi göründüm. Hasta numarası yaptım. Diğer bab müfaile babının mutavvatı denilmiş. İşte mutavvatı da aynı şekilde kapsamaktadır. Aşağıdaki babların hangisinin mutavvat ifade ettiğini belirttiniz. Sıra sizde sorusu zaten vardır. Bir de yukarıda da yazıyordu zaten. Sülasinin mezidi olarak südasi fiiller. Yani aslen 3 harfli idi. Mücerret yani 3 harfli idi. Ona 3 harf ekledik biz. 3 tane harfi ekledik. Böylece 6 harf ilaveli, 6 harfli bir fiil elde ettik. Südasi 6 harfli demek. Bu 6'dan 3'ü asli, 3'ü zait, ek yani. Bu da yine neydi? Fe'ale diye bir kalıbımız vardı. Fe'ale ne eklenmiş? Hemze, sin, ta eklenmiştir. İstef'ale şeklinde. Bunlara hemze diyoruz arkadaşlar. Elif demiyoruz. Elif hareketsiz bir harf. Örnekler verelim. İşte istef'ale, yestef'alu, istif'alun, istahraca. Mesela harace, harace yaktardık. İstahraca, yestehricu, istihracun. Ketebe yaktıralım. Yestektibu istiktabun. Demek ki ne aktarılıyor? Yani şu gördüğünüz ilaveden sonra kelimenin aslını yazıyorsunuz. Olay bitiyor. Okuma parçasında geçen şu fiil de onlardandı. Bakıyorsunuz istemerra. İstemerra uymadı. İstef'ale ile ilgisi yok gibi duruyor. Bu dikkatinizi çekmeli esasen. Burada ne olmuş yine muzaf fiil aktarılmış. Merra fiilini buraya aktarırsak ne olur? İste merra olur. İsteden sonra ekleniyordu ya iste merra. Medde'ye aktaralım. İste medde. Şedde'ye aktaralım. İste şedde şeklinde devam eder. Muzaf fiil olduğundan bu şekilde olmuştur. Merra ne yapılmış? İsteden sonra eklenmiştir. İste merra. Bunun da bir özelliği binası var. En çok olan özelliği talep yani istemek. İstağfertu Allah'a. Allah'tan bağışlanma istedim. Bu talep manasını örnek olarak Fatiha'dan bir örnek verelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Nesta'in. Estaînu, nestaînu, nestaîn biz kalıbı. Nefs-i mütekellim, mali, gayr. Nestaîn ne demek? Biz yardım isteriz, istiyoruz, istemekteyiz. O istemek manası nereden geldi? Çünkü nestaîn kelimesinin kökü, mücerret hali, âne. Âne, gâle vezninde, âne. Âne'nin de aslı, âvene, yani vavi bir ecveftir. Âne, âvene. Aynı ubab aktarmışız. İsteane olmuş. Çekmişiz, fiil çekimi yapmışız. Uygun zamiri bulmuşuz. Nestaîn olmuş. Sonuçta aane kelimesi yani kökünde ne var? Yardım var. İstemek manası nereden geldi? Nestaîn, babtan gelmektedir. Bir halden diğer bir hale dönmeyi de ifade edebilir. Çamur taşlaştı. En yaygın örnektir. İstehcarattîn. Çamur taşlaştı. Bir dönüşüm söz konusu. Bir şeyde fiilin aslının sıfat olarak bulunduğuna inanmak. Kısacası inanmak yani biz buna inanmak diyoruz. İşinin güzel olduğuna inandım.
Kökü ne? Hasune. Hasune'yi bu baba aktarmışlar. İstehsene olmuş. Hasune güzel olmak demek. İnanmak yok hasune de. Mücerredinde inanmak yok. Hasune. Bu baba aktardığımız zaman istehsene olduğunda istehsentu uygun çekim yapılmış. Başındaki hemze de inanmak manası sağlamıştır. Daha doğrusu hemze dedim sin. İstifal babının sini bu manayı aslında taşımaktadır da. Genel olarak bu babın özelliği denilmektedir. Asıl manayı sin vermekte. Diğer bir bab. İf'av ale, yef'av ilu, if'i'alun. İf'i'al babı. Az önceki istifal babı idi. Bu bab pek yaygın değildir arkadaşlar. Bunu pek göremeyeceksiniz. Daha çok mübalağa manası sağladığını görürsünüz. Görebilirseniz yani pek karşılaşmayacaksınız kitaplarda. İf'al vele yef'al bir if'i valun. Bu bab da pek karşınıza çıkmayacaktır. Diğer bab if'al yef'al if'i lalun. Yine bu bab da pek karşınıza çıkmayacaktır. Fazla anlatılacak bir şeydir de zaten yoktur. Sülasinin mezidi südasi fiillerden hangisi renk ve özürlerin mübalağalı anlatımı için kullanılmıştır? Daha önce geçmişti renk ve özürlerden bahsetmiştik. Hatta şaşılıktan bahsetmiştim, kör olmaktan bahsetmiştim. Sıra geldi rubai mücerret fiiller. Rubai mücerret denilmiş burada. Yani daha önce gördüğümüz rubaiden farklı bu. Rubai mücerret. Ne demek? Aslı dört harfli demek. Mücerret yalın hal, rubai dört harfli. Yani yalın harfi, yalın durumu dört harfli olan fiiller. Yalın hali zaten dört harfli. Bir şey oradan silemeyiz. Bunun zıttı neydi? Sülasi mezidin içerisinde yer alan rubai kısmı vardı. Örneğin ifal babı değil mi? Ekrame yukrimu ikramun, ehrace yuhricu ihracun ve benzeri fiiller vardı. Orada hemzeyi, baştaki hemzeyi silersek geriye mesela harace kalırdı. Öyle bir fiil vardır harace diye. Ama şimdiki rubaide bir harfi silersek geriye öyle bir fiil kalmaz. Mesela dehrace de dalı silersem bu şekilde bir fiil yok arkadaşlar. Yani şu başındaki dal zaittir diyemeyiz. Veya ase başındaki aynı sileyim. Geriye kalan üç harfli bir fiil. Öyle bir fiil yok. Yani öyle bir fiil olsa bile bu manada yok. Dolayısıyla fiilin aslı dört harften oluşuyor. Bunun örneği işte babı nedir? Fa'lele, yufa'lilu, fa'leleten ve fi'lalen babıdır. Yani bu baba ne ad verilmekte? Buna maziden ad verilmekte. Fa'lele babı ama daha çok rubai mücerret denilmektedir. Fa'lele babı da denilir, dehrece babı da denilir, rubai mücerret de denilir. Üç tane adı vardır diyebiliriz. En yaygın olarak rubai mücerret denilmekte ve dehrace babı denilmektedir. Fa'lele babı pek denilmez yani kullanılmamaktadır diyebiliriz. Bu baptan gelen fiiller çoğu mutaaddi, bazıları da lazım olabilir. İşte ne diyor? Oyuncu topu yuvarladı. Buradaki dehrece mutaaddidir. Dehrece yuvarladı. Kim? El-la'ibi oyuncu. La'ibeden la'ib isim fail. Neyi yuvarladı? El kurate topu yuvarladı. Ama as'ase karanlık. El-leylu as'ase'l-leylu gece karanlığı bastı. Yani gece bastı. Gecenin karanlığı bastırdı şeklinde. As'ase lazım fiildir. Görüldüğü üzere sadece fail. El-leylu sadece fail almıştır. Rubai mücerret bu. Mesela demdeme olabilirdi. İşte burada da as'ase'yi vermişler. As'as ve leyli izâ as'as. Kur'an'da bile geçen bir kavram, bir kelime yani. Daha fazla ayrıntıları diğer videomuzda vereceğimizi söylemiştik. Daha geniş ele alacağız bazı şeyleri. Rubai'nin mezidinin humasi kısmı. Yani rubai mücerret aslı 4 harf. Peki rubai mezit yok mu? Var. Onun humasi kısmı var. Yani aslı 4 harfti. Bir harf ekledik. 5 harf elde ettik. Şu anda T ekleyerek elde ediyoruz. Tefa'lele. T'yi atarsak yere ne kalır? Fa'lele. Evet, aslı fa'lele zaten şurada geçti. Bunun başına T ekleyerek elde ediyoruz. Fa'lele, T fa'lele. Tefa'lele, yetefa'lelu, tefa'lulun şeklinde. Tefa'lelenin başına, baş tarafına bir ta ilavesiyle bu bab elde edilir. Örneğin tedahrece. Tedahrece, yetedahrece, tedahrucan. Çok bu kullanmakta en yaygın örnek bu. Bu bapta yine mutavvaat için kullanılmaktadır.
Humasi'den bir örnek var burada. O da nedir? Tedahraca dedik. Sıra geldi südasi kısmın. O da nedir? İf'an lele, yef'an lilu, if'in lalun. Fa'lelenin baş tarafına bir hemze aynıyla birinci lamı arasında bir nun ilave edilerek elde edilmekte. Şurada birinci lamı demesi iyi oldu. Aklıma getirmiş oldu arkadaşlar. Şimdi fa'lele de iki tane lamel fiili vardır. Baştaki fe fa'l fiili zaten. Ayın aynel fiili. Ayından sonra gelen ilk lam birinci lamel fiili. Kelimenin son harfi olan lam yani ikinci lam ikinci lamel fiili diye adlandırılmaktadır. Buna göre dehreceyi ele alalım. Baştaki dal faal fiilidir. Ardından gelen ha aynel fiilidir. Ra birinci lamel fiili. En sonunda yer alan cim harfi ise ikinci lamel fiili olmaktadır. Aseden örnek vermek gerekirse birinci ayın faal fiili. İlk sin aynel fiili. Ardından gelen bu ayn harfi yani iki tane sin arasındaki ayın nedir? Birinci lamel fiili. En sonunda yer alan sin nedir? İkinci lamel fiilidir. Bununla birlikte şöyle bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Dehrace'de hiçbir harf aynı değil iken ase'de aynı harfler var. Örneğin iki tane ayın iki tane sin var. Bu neyin nesi? Bu tarz fiillere rubainin muzaafı denilmektedir. Yani muzaaf fiil, salim fiil, mu'tel fiil, lefifi, mefruk bunları duymuşsunuzdur ecvef, nakıs diye. İşte bu tarz şeyler rubai fiillere gelince işler değişiyor. Sülasi de öyleydi. Rubaiye geldiğimiz zaman farklılıklar var. Mesela sülaside nasıldı? Medde, ferra, şedde, azza, galle. Bunlar hep muzaaf fiiller. Çünkü faal fiiliyle, aynel fiiliyle, lame fiili aynı harf olarak söyleyebiliriz. Veya direkt şeddeli fiil denilebilir basitçe. Oysa rubai mücerrette bu şekilde bir şey ancak bu şekilde ifade ediliyor. Yani şedde olmuyor çünkü bunlarda. Es, ese. İki tane mesela ayn var, iki tane sin var. Yani faal fiiliyle birinci lamel fiili aynı harf. Aynel fiiliyle ikinci lamel fiili aynı harf. Ayna ayın, sine sin. Bu tarz fiillere de rubainin muzaafı denilmektedir. Diğer bir örnek dem deme, dem deme. Dem deme fiili de yani Kur'an'da geçen bir fiil. Dem deme. İki tane dal, iki tane mim var. O da nedir? Yine rubainin muzaf kısmıdır. Bu aslında çok daha geniş bir konu da o kadarına girmeyelim. Çünkü konuyla çok da alakalı değil. Size onu sormayacaklar. Südasiye gelmiştik. İf'anlere diyorduk. İşte ilave edilir şunlar, şu harfler ilave edilir diye geçmişti. İhran ceme. Bu bapta genelde ihran ceme babı diye adlandırılmaktadır. İkinci bab olarak if'alelle yef'alillu diye devam eden bir babımız var. İtme'enne yetme'innu itminanun diye gelmekte. İf'illal babı mutavaat, dönüştürük ifade etmektedir. Yani şu arasında oturup hangi bablar dönüştürük ifade ediyor? Şu, 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 şu. Hangileri müşariket ifade ediyor? Şu, 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 şu. Bunları bir yere not almanızda fayda var. Babları belirtin. Sıra sizde olduğu için elinizde zaten var da bir tanesini söyleyelim çoktan. Hervele dehrace yani rubai mücerret babıdır. Besmele yübesmilu aynı şekilde rubai mücerret babıdır. Bir besmele çek derler mesela. Besmele çek der adamlar ama besmele ne kelime dediğimizde bilen sayısı azdır bunu. Besmele de yine rubai mücerret olmaktadır. Besmele yübesmilu besmeleten. Besmele ne demek? Bismillahirrahmanirrahim manasına gelmekte. Alıştırmalar, mezit fiilleri bulun. Alıştırmalarda birinci alıştırmaya bakıyoruz. Ne yazılmış? Seccilu. Mesela seccilu kelimesindeki durumu görmemizi istemişler. Seccilu kelimesini tespit edebiliyor musunuz? Aslında ne? Yani seccele. Seccilu tescil. Mastarı tescil diye gelir. Türkçede de tescil kelimesi kullanılmaktan, onaylatmak manasında olsa gerek. Tescil etmek, tescil ettirmek. Seccilu kelimesi o zaman hangi baptan olur? Tef'il babından olur. Seccele, yuseccilu tescilun. Tef'il babından mezit bir fiildir. İkinci cümledeki kelimemiz tela'seme. Aslı la'seme dehrace gibi.
Başına ne var? T gelmiştir. Telaşsem olmuştur. O zaman mezittir. İnhezeme. Başına hemzenun gelmiştir. İnfial babı diyebiliriz. İnfaale. Yani öylesi nedir bu? Hezeme mücerredi. İnhezeme olmuş. İnfial babından mezit bir fiildir. Ardından teessera. Teessera da mezit fiil. Teessara'ya teessarı fiildi yani. Tefaül babu. Teessara'ya teessarı teessurun şeklinde. Hebbet. Hebbe. Hebbe, merra, medde. Bu fiilde bir şey yok arkadaşlar. Bu fiil mücerrettir. Mücerret muzaaf fiil. Merra gibi, medde gibi, şedde gibi. Seydara. Yüseydiru seydaraten. Seydara, beydara. Mücerret bir fiil yine. Yugadiru, gadara, yugadiru. Mugadaratan. Müfaale babıdır. Yani ne olmuş olur? Mezit olmuş olur. Erade. Erade, yuridu. Erade de yine mezit bir fiil. Erade ne gibi? Egale gibi, ekane gibi, ekale gibi, ebae gibi. Nasıl mezit, hangi bab diye düşünüldüğünde erade kelimesi ifal babından olur. Efal yutur ifal. Ama hiç benzemiyor. Mazi fiil bu. Yani şu anda efale kalıbında. Benziyor mu? Pek de benzemiyor. Niye böyle? Çünkü kitap da hep neyi anlattılar? Sahihin salim kısmının örneklerine göre anlatıldı. Yani hiç orada işte şu anda gördüğünüz gibi ne bileyim ecvefmiş, mutelmiş, nakısmış, lefifi mefrukmuş, mekrunmuş onlara göre bablar nasıl değişir? Hiç değinilmedi. Bu yüzden bu tarz kelimeyi direkt gören birisi afallayacaktır yani ama ifal babındandır. Nasıl ifal babından oluyor, şuydu, buydu bunlar hep ikinci videomuzun konusu olsun. Çünkü tek bu değil yani çok daha geniş bir konu. Sadece şu an ifal babından olduğunu bilelim. Mada taallemtum demek ki taalleme. Bu da ne olur? Mezit olur. Taalleme, taallemu, taallumun yani tefaul babu olmuş olur. İctema, cema, ictema, iftaale, yeftaal, iftial babu olur. Cema, ictema, hemze ve ta eklenmiş kendisine. Yani düşünün ki ictemal işte şu cümleyi şu an gördünüz mesela. Fa dedi ki tercüme etmek istediniz. Ne yapmanız lazım? Yani bu babları bilmenin faydası ne? Ona da bir örnek olsun bu. Ne yapılması gerekir? Öncelikle ictemayı sözlükten bulmak lazım manayı bilmiyorsan. Nasıl tercüme edeceğiz ki? Mana lazım. Manayı bilmiyoruz. Ne yapalım? Sözlüğe bakalım. Tamam da bu şekilde bunu nereden bulacağız? İlk harfi hemze diye gidip sen sözlüğün hemze harfine, elif harfine bakıp kelimeyi ararsak, bir yılda ararsak bulamayız. Çıkmaz yani. Ne yapmak lazım? Kelimenin önce aslını yani mücerret halini bulmak lazım. Aslı nedir? Cema. Demek ki hemze ile ta zaittir. Sonradan gelmiştir. İşte cema'yı buluruz burada. Yani tespit ederiz. Ardından sözlüğü açarız. Hangi harfi açacağız sözlükten? Cim harfini açarız. Ardından cimden sonra mim harfi gelmesini bekleriz. Sonra ayın. Cema'yı yan yana görürüz. Cema. Cema'yı yan yana gördükten sonra hemen yanında manası da yazar. Bu kelimenin farklı bablara aktarılmış versiyonlarını da görürüz. Belki bu baba aktarılmış hali de vardır. Belki başka bablara vardır. Gerçi bu şekilde teorik kalmasın. Hemen bir sözlük açıp cema'yı bulmaya çalışalım. Sözlüğe girdik. Sözlüğe girdiğimizde yapılacak ilk şey kelime hangi harfle başlıyordu? Cema. Cim ile başlıyor. Öyleyse cim kelimesine girmek gerekir. Cimden sonra ne geliyordu? Mim geliyordu. O zaman cimden sonra mim. İşte şu an cema yazıyor mesela. Burada da cema, burada da, burada da. Birkaç tane cema var. Bu durumda şuradan başlayalım. Tam cema başlamadan biraz daha erkenden alalım yani. Bakalım. Cema'yı bulmaya çalışalım. Cema, evet görüyorsunuz. Cema karşımızda. Cema, yecme'u. Üçüncü baptan bir fiil. Cema'nın yanındaki a, muzarisinin aynel fiilinin harekesini temsil eder. Yani yecme'u. Mime fethayı ver diyor muzaride de. Fetha a ile ifade edilmiştir. Parantez arasında maslar var. Cem'un şeklinde gelir. Ne demekmiş? Toplamak, derlemek, dermek, toplamak, birleştirmek. Toplamak manası devam ediyor. Biz ne görmüştük? İctema idi. İctema burada geçiyor mu, geçmiyor mu? Şimdi onu araştırıyoruz. Yani aşağıları bilmiyorum ne derecede
Görebildiğiniz, görebilmeniz için küçültmem gerekiyor. Aşağıda ne var mesela? Cemme'a. Mücemmi'u tecmi'i tefel babına aktarılmış hali var. Cama'a yani fa'ale, yufa'ilu, mufa'ale babına aktarılmış hali var. Ecme'a yani if'al babına aktarılmış hali var. Aradığımız henüz çıkmadı. Biz ictema'a arıyorduk. Ve görüyorsunuz ictema'a da çıktı. İctema neymiş? Yakınlaşmak, toplanmak, birleşmek, bütünleşmek, bir araya gelmek, konuşmak diye devam ediyorum ana. Sonuçta ictema'yı nasıl buldum? Kelimenin aslını tespit ederek buldum. Önce hemzeyi tespit ettim. Asli değildi. Sonra t'yi tespit ettim. Bu ikisini attım. Geriye ne kaldı? Cim, mim ve ayn harfi kaldı. İşte cim, mim, ayn yan yana buldum. Ondan sonra bir sayfa, iki sayfa çevirerek gerisi bulunabiliyor. Bu anlattığımız bir örnekti. Tüm kelimeler için bu şekilde bir durum. Yani zayt harfleri atarız. Kelimenin aslını buluruz. Kelimenin aslını bulduktan sonra onu sözlükten buluruz. Diğer örnek kidna nettefigu ittefaga yani iftial babındandır. Nettefigu muzari hali. Şimdi işin o kısmı var yani. Bablar örnek olarak işte ekrama, yukrumu, ikramun, efale, yufale, ifale verilmiş, geçilmiş. O kadar mı? Onun çok geniş bir fiil çekimi var. Örnek nettefigu. Bunu nereden tanıyacağız? Tanıyabilmek için fiil çekimini bilmek lazım. Artı biraz ibdal bilgisi de gerektiriyor. Yani daha derin bir bilgi de lazım. عندما تدخل تدخل تفاعل babından. بلادنا تستورد استورد. Hangi bab olur? İstifal babı. İstifal babından muzaridir bu. Başında hemzeni yok. Hani hemzesin ta olurdu diyebilirsiniz ama mazide hemze oluyor. Muzaride olmuyor. Fiil çekini bilmek gerekiyor burada. Esarra yusirru. Esrara yani if'al babından muzaridir bu da. Nasıl muzari, nasıl if'al babı bu, ne ilgisi var diye düşünülebilir. Bunların hepsinin açıklanması gerekiyor esasen. Bunları diğer videomuzda açıklamayı planlıyoruz. Çünkü burada geniş bir bilgiye ihtiyaç var yani. İhdevdebet, ihdevdene, if'avale gibi o baptan. İbiyazzat, İf'al, yef'al, if'il babından. İ'levveda, İ'levveda, if'avvele babı. Aşağıdaki cümlede mazi fiilleri muzariye çevirin. Değil mi? Doğru okuduk, evet. Mazileri muzariye çevirin. A'daytu, a'da aslı yine if'al babındandır. A'daytu kelimesi. Mesela inna a'dayna kel-kevser dediğimiz Kevser suresinin ilk ayetindeki a'dayna kelimesi if'al babından. A'dayna derken aslında bunun a'da if'al babından. A'da. Bunu ne demişlerdi? Mazi fiilleri muzariye çevirin. A'da yu'di. Yu'di muzarisi olabilir. Böyle de tabi zamirin dönüştürülmesi gerekir. Ama şu var ki şık olmadığı için böyle bir soru çıkmaz da çoktan ne olduğunu anlayın diye bir iki örnek yapıyoruz. İnsarafe aslı sarafeydi. İnsarafe olmuş. İnfial babı. Vesvese rubai mücerrettir. İki tane vav, iki tane sin var. Yani aynı harflerin tekrarı söz konusu. Rubai mücerredin muzaf kısmı demiştik değil mi? Dem, deme, ase geçmişti daha önceden. Sara'a fa'ale yufa'ile mufa'ile babından bir kelime. İmtihan geçiyor burada. İmtahane yemtahinu imtihanun. İftaale yefta'ilu iftialun. Bab anlaşıldı sanırım. Tezelzele. Tezelzele, zelzele, tezelzele. Tefa'ul babu. İtme'enne. Yukarıda örnek birebir geçmişti. Burada muzariye çevirin demişti sanırım da. Çevirmek önemli değil yani. Babı anlayabildiyseniz problem yok. İhmerre yehmerru. Ya'tegulu i'tegale. Ya'tegulu i'tigalun. Uhibbu. Habbe ehabbe uhibbu. İf'al babından. Yetezellecu. Tezellece yetezellecu. Tezellüc. Tefa'ul babından. Tenfeciru. İnfecara yenfeciru tenfeciru. Ya'tegülü söyledik sanırım. Yenkatu. İnkata'a. İnfeale. İnfeal.
Ehrace, yuhricu, ihraç. Yani ifal babından olmuş olur. Parçadaki mezit mastarların bablarını söyleyin denilmiş. Hemen bir iki tane söyleyelim. Tecennubu. Tecennüp, tecennübün. Yani tefaale, yetefaal, tefaul babından mastardır. İbtiade, yeb'taede, yeb'taedu, ibtiadun, iftaale, yeftaalu, iftial, iftial babından. Tekarrup, tecennüp ile aynı baptan. İhtiram, ihterame, yehterim, ihtiramun, iftaale, yeftaalu, iftial. İstima hemzesi intiba başta istifal babından mastar olmuş olur. Başka hemzesi intiba var yine. İstifal babından mastar olur. Tecaribi, tecarip yani tefaül babından mastar olur. İ'tina var. Sanırım bu kadar. Boşluğa iki örnekten yararlanarak doldurun. Sonra da okuyun. Doldurmak da yetmiyor, okumak da gerekiyor. Ne olmuş? Ehsene yuhsenu ihsanun. Esdele yüstiru isdarun. İfal babında kelimeler mazi, muzari, mastar olarak yazılmış. Mazileri zaten var. Demek ki muzari ve mastarlarını yazmamızı istemişler. Ekrame. Yukrimu ikramun. Ekmele yukmilu ikmalun. Bunları yapabiliyor olmanız lazım. Bunları yapamıyorsanız konuyu anlamadınız demektir. Bablara dönmeniz gerekir. Evet, aynen durum bu. Esleme var zaten. Ne lazım? Muzari lazım. Yuslimu. Niye Yuslimu? Çünkü babı hatırlayın. Ne yazıyordu? Ef'ale yuf'ilu diyordu. Yuf'ilu. Harekeleri, kalıbı birebir alması gerekir. O zaman esleme yuslimu. Ef'ale yuf'ilu if'al diye mastar gelirdi. Esleme yuslimu İslam. Evet, İslam kelimesi nedir? İf'al babından mastardır. Hangi dindensin? İslam'dan. İslam kelimesi hangi babtan? İşte if'al babının mastarından. Diğerleri de aynı kalıba uymak zorunda. Bir farklılık yok. En'ame yun'imu in'amun. Enzara yunziru inzarun. Em'ane yum'inu im'anun. Es'ade yus'adu is'adun. Akdeme yukdimu ikdamun. Diğerler aynı arkadaşlar. Bir farklılık yok. Kalıp işi. Masi fiillerle mastarların altını çizin. İhtesebe yehtesibu ihtisabun. Ne bu kelime? İhtesebe iftaale iftial babından. Sülasi mücerredin humasisi. Değil mi? Rubai mücerredin humasisi değil mi? Farklı. Ama ne diyor? Fiillerle mastarların. Hem onu hem mastar diyor galiba. Cahede, yücahidü, mücahit var bir de. Ama mücahit kelimesi mastar olarak geçmemekte. İhtisap var. Ha, tamam, ihtisap mastar burada arkadaşlar. İftial babının mastarı. Tamam. Kısacası şunu demek istemişler. İn hezlemeyi çiz. İhtizam kelimesini çiz. Tecadeleyi çiz. Başka tecadülü çiz. İnhemera, inhimar. Himar, evet bunu çiz demişler. Baştaki tesakata ile sondaki tesakut kelimesini çiz. Mastarları yazın. Yestağfiru. Önce mazisi neydi? Oradan gidelim. Mazisi neydi bunun? İstağfara. Burada muzarisi yazıyor. Peki mastarı ne olur? İstağfara. Yestağfiru. İstiğfarun. İstiğfar. İstiğfar etmek. İstifal babından mastar. İstağfara, yestağfiru, istiğfarun dedik. İstecara, mazi, muzari. İstecara, yesteciru, isticarun diye gelir. Niye farklılık var? Buraya aktarılan kelimeyle ilgili. Çünkü cara nedir? Biz kelimenin aslı cara, mücerredi nedir? Ecvef bir fiildir. Burada ecvef fiil aktarılmış. Hemzesin ta ile. Yukarıya bakın. Gafara aktarılmış. Hemzesi inta var başta. Gafara kelimesi aktarılmış. Tabii gafara ne? Sahihin bir kısmı olmakta. Yani nedir? Salimdir. Oysa cara nedir? Ecveftir. Dolayısıyla ikisinin gidişatında fark olur yani. İşte kitap ona değinmemiş.
Salim bir fiil aktarılırsa şöyle şöyle değişiklikler olur. Ecref aktarılırsa şöyle şöyle olur denilmemiş. Bunları biz ikinci videomuzda anlatmayı planladığımızı söylemiştik. Diğerleri de aynı. Yani hangi baptan olduğunu tespit ettiğinizde masları zaten bunların standart gelmek zorunda. Bu tür değişiklikler olabilmektedir. Tekrar ederim. İstegalle, yestegillü, istiklal diye gelebilir. Hatta gelebilir değil, direkt gelir yani o şekilde olur. İstefeme, yestefhimu, istifham. İstifham Türkçe'de de kullanılıyor. Daha çok edebiyatta geçiyor. İstifham soru. İkşa'arra, yakşa'ur, ikşi'rarun, diye gelir. Aşağıdaki mazi fiillerin muzari ve mastarlarını yazın denilmiş. Bunlar önemli yani bir insan bunları yazabiliyorsa konuyu anladığı sayılır. Yani kısmen anladı denilir. Yazamıyorsa anlamamıştır. Ne diyordu? Muzari ve mastarları yaz. Samaha, yusamihu, müsamaha. Müsamahaten diye gelir de. Müsamaha diyeyim. Müsamaha, Türkçe'de kullandığımız bir kelime olarak gelir. Samaha hangi bab olur? Nereden anlayacağız hangi bab olduğunu? Bir kere ne var burada? El-yevme tensahu. Sen onu bugün unutursun manasına gelen bir yazı var. El-yevme tensahu. İşte bu okuduğum cümlede geçen harfler mezit harfler, zait harflerdir. Yani bir kelimeyi inceliyorsun. Bu kelime de acaba zait yani sonradan gelen harf hangisi? Hangi harfi silsem kelimenin aslını bulurum? Hangi harfin zait olduğunu bilirsem hangi bab olduğunu da bilirim. O işe de yarar. Hangi harf olabilir bu? Elleme tensahu cümlesinde geçen harflerden biri olabilir. Buradaki o harften işte hemze gelmektedir. Yani hemze burada zaittir. Öyleyse hemze nerede zait ama o da önemli. Faal fiiliyle aynı fiil arasında bir hemze dahil edilmiş. Bu hangi babın özelliği? Hangi babın alameti daha doğrusu? Hemen kitabın başına dönüp hangi kitabın hangi babın alameti olduğunu bulmanız lazım. Faal fiiliyle aynı fiil arasında bir hemze dahil olmuş. Ne gibi? Gatele, gatele, kefara, kafara, şekara, şakara gibi. Ne olur yani? Faale, faalu, mufaale, mufaale babı olur. Önce babı tespit etmek gerekiyor. Samaha, yusamihu, müsamahaten diye mastar gelir. Rattebe, yurattibu, tertibun, tertip. Yani tertip kelimesi de Türkçe'de kullanılır. Mastar tertip gelir. Hervele. Hervele dehrece gibi. Dehrece yudehricu. Öyleyse yuhervilu. Herveleten. Hervele yapmak. Yine fıkıhta geçen bir tabir. Ahaze. Şimdi bunu sadece şu kitabı okuyarak asla tespit edemezsiniz. Ahaze'nin ne olduğunu bilebilmek için geçmişte bir bilginizin olması gerekiyor. Yani ekstra bir bilgiye ihtiyaç duymaktasınız. Nedir bu? Aslında e-ha-ze idi. Sülasi mücerred e-ha-ze ifal babına aktarılıyor ya. İfal babının alameti nedir? Tanıma yolu nedir? Başına bir hemze dahil edilmesidir. İyi de e-ha-ze'nin başında zaten hemze var. Bir hemze de ifal babından geldi. Ne oldu? İki hemze oldu. Yani e-ha-ze gibi bir durum oldu. İlk hemze fethalı, ikinci hemze babın özelliği olarak sakin kılındı. Çünkü ek rame, eh race, ek fera değil mi? Eh sebe hep hemzeden sonra gelen yani ikinci harf yani kelimenin asıl olan ilk harfi hep sakindi. Şimdi ehaze'yi de aktardığımız zaman ehaze oldu. İşte bu durumda ehaze'nin hemzesi, ifal babın hemzesi değil ha. Ehaze'nin hemzesi hasfedildi. Önce Elif'e çevrildi, sonra hasfedildi. Hasfedildi yazıda yok zaten görüyorsunuz. Yazıda bir tane hemze var. A diye okuyoruz onu da. İyi de niye uzatıyor bu? A diye nasıl uzatabilir ki? Metni tabii az çok herkes bilir. Metni tabii de yani met harfleri gizli de olabilmekteydi. İşte burada gizli bir met harfi var. O da Elif olarak yer almakta. İşte o Elif nereden gelmiş? Ehazenin hemzesi hasfedilmiştir. Gizli Elif olarak durmaktadır. Kelimenin aslı ehaze. Sonuç olarak ifal babından mazidir yani. O kadar anlattım ama gerek var mı yok mu artık bilmiyorum. Sonuçta ifal babından mazi. Bir alttaki örnek savvera, yusavviru, tasvir, tasvir etmek, resmetmek.
Bu da tefail babından. Yusavviru, muzari, tasvir, masdar olmakta. Alece, yualicu, mualeceten. Faale, yufaalu, mufaaleten. Mufaale babu. Nakaşa, yunakışı, münakaşa. Aynı bab zaten de münakaşa yani buradan gelmekte. Yine Türkçe'de kullanılan bir kelime ne yapmışlar? Türkçe'de kullanılan kelimeleri tercih etmişler görebildiğim kadarıyla. Daha önce şöyle kitabı bir gözden geçirmedim açıkçası. Burada ne var, şurada ne var bakmadım. Ben de şu an görmekteyim. Terceme, yutercimu, tercümeten. Tercüme, yine Türkçe'de kullanılan bir kelime olarak tercih etmişler. Terceme ne gibi? Hangi baptan olur? Terceme, yütercim. Çünkü terceme mazi. Terceme dehrace, yudehricu, dehraceten. Yani dehrace babu. Diğer bir deyişle rubai mücerret bir fiildir. Terceme, yütercimu, tercemeten. Tercümeten. Sa'ede, gatele, fa'ale, yufa'alu, mufa'ale babu. Mufa'ale. Sa'ede, yusa'idu, müsaade, bana müsaade. Ceffefe, yücefifu, tecvif. Hatabe, yine hatabe bu bab bayağı bir geldi. Hatabe, nakaşa, ealece bunlar hep aynı babtandır. Kessara yani tef'il babından, kessara. Ama buradan var, haffefe var. Buraya dikkat çekelim tekrar. Bir kere anlatmıştık, bir kere daha anlatalım. Ceffefe demek ki mücerredi ne bunun? Ceffe. Ceffeyi tef'il babına aktarırsan ceffe fe olur. Niye böyle oldu? Muzaf fiili, muzaaf bir fiil. Yani Eksam-ı Seba'da var ya muzaaf fiil, salim, mehmud. O tarz muzaaf fiil. Sef'il babına aktarılırsa bu şekilde yazılır. Yani önce kelimeyi birebir yaz. Ardından son harften bir tane daha ekle. Kelimenin aslı ne? Ceffe yazdık. Son harf ne? Fe. Bundan ekliyoruz. Fe ekledik. Ceffe, fe. Böylece tef'il babına geçti. Şurada şedde yazsaydı ne ekleyecektik? Dal. Şedde de. Medde, medde, de. Ferra, ferra, ra. Galle, galle, le şeklinde. Hatabe söyledik. Meza nedir bu? Hemen tanımanız lazım. Mezmaza iki tane mim, iki tane dat var. Öyleyse rubai mücerret artı muzaf kısmı. Rubai mücerret de muzaf kısmıdır. Kessara, yukessiru, teksir. Teksir kağıdı derler mesela. Kahkaha, yugahyu, kahkahaten. Ca'ca'yı, ca'ca'yı, bunlar da çok yani komik olarak kullanılan kelimelerdir. Kahkaha rubai mücerrettir yine. Aşağıdaki masdarların mazi ve muzarlarını yazın. Güzel bir çalışma yapmışlar aslında. Şimdi de masdar verip diğerleri istenilmiş. İftialun, iftialun. Çok açık yani. İftial babı. Baştaki hemze ve ba'dan sonra gelen te bunun iftial babından olduğunu göstermekte. Öyleyse İbtaede, yebtaidu, iftialun. İptila, ibtela, yebtelu, ibtilaun. Yani ihsan babından yine. İbsar aynı İslam gibi hatırlayın. İf'al, değil mi? İf'al. Nasıl yani? Ebsara, yubsiru, ibsarun. Ekram, yukrum, ikramun. Ef'al, if'al, if'al, if'al babı. İf'al babı en iyi bildiğiniz bab olmalı. İf'al, tef'il, mufa'ile. Sonra işte ne diyelim? İstifal babı. Tefaül babı. Bunlar en iyi bildiğiniz bablar olmalı. Şuradan da bir iki tane yapalım. İttiba, ittaba, yettebi, ittibaun. Bu da yine iftial babından bir örnek. Başka tahfif. Haffefe yuhafifu tahfifun. Yani tef'il babı olmuş oldu. Muhavele, havele yuhavilu. Demek ki mufaale babındanmış. Tezahera. Tezahür. Bunlar mastardı değil mi? Mastarların maziyemiz oluyor. Tezahür ne o zaman? Tezahera. Yetezahuru. Tezahürün. Tefaül bağında. Başka istihkak. Hemzesi inta var başında. Demek ki ne? İstifal babı. Mastarmış. Bu ne lazım? Mazi istiyorlarsa. İstihkakun. İstifalun. İstahkaka. İstahkaka. İstahakka yestahikku istihkakun. Bu şekilde olması daha mantıklı. İd'am yine İslam kalıbı. Yani ed'ame yud'amu id'am kalıbında. Aşağıdakilerden hangisi? Sülasenin mezidi rubaisi. Yani önce sülasi olacak. Yani üç harfli. Sonra mezit olacak. Yani ona harf ekleyeceğiz. Peki ne kadar? Rubai olacak kadar. Yani bir harf. Buna göre toplamda dört harf olmalı.
Hangisi rubai mücerrettir? İki tane soru var burada. Bir rubai mücerret sormuş. Rubai mücerretleri bul demiş. Bir de Sülalesi Mezid'in rubaisini bul demiş. Bunlar özellikle yan yana sormasının nedeni bu kavramları karıştırmayın ha demek istiyorlar. Rubai mücerret aslı 4 harfli. Sülalesi Mezid'in rubaisi aslı 3 harfli de bir harf ek almış. İşte nedir? Haş Race. Haş Race'de Ellevme tensahudan hiçbir şey yok. Dolayısıyla rubai mücerrettir. Mezit değil yani. Harceme ellevme tensahu kelimesindeki harflerden hiçbir şey yok. Demek ki nedir? Rubai mücerrettir. Hazrame ellevme tensahudan bir şey yok. Öyleyse rubai mücerrettir. Derbeha ellevme tensahudan hiçbir şey yoktur. Öyleyse rubai mücerrettir. Leseme ellevme tensahudan hiçbir şey yoktur. Öyleyse rubai mücerrettir. Enkaze ellevme tensahudan E var. Yani nedir? Mezit olma ihtimali vardır direkt. Mezit garanti mezittir manası çıkmıyor bunda. Mezit olma ihtimali vardır. Peki mezit midir? Evet. Engaze efale. İfal babından mazi. Hemze burada ne? Zait. Yani nedir bu? Sülalesinin mezidin rubai kısmıdır. Rubaidir çünkü 4 harflidir. Mezittir çünkü ek harf var. Sülalesidir çünkü aslı 3 harfli. Bayağı. Ne gibi? Katele gibi. Aslı beyağı. Aslında ba'e diye yazılır. Bu aynı gale gibi. Ba'e, kâne, kâle gibi. Ba'e. Ama ba'e'nin ecveftir ya. Ya iyi bir ecveftir. Aslı beyağıdır. Buraya aktarılmış. Aktarırken bu şekilde gelmiş. Ba'e, fa'ale, yufa'ülü, mufa'ale. Yani mufale babındandır. Sülasinin mezidin rubai kısmındandır. Zait olduğunu ifade eden harf, alamet, işaretimiz nereden anladık? Ba'dan sonra gelen hemzeden anladık. Evraka aslında varaktır. Başındaki hemze sonradan dahil olmuş. İfal babından mazidir. Kaddeme harraca gibi. Değil mi? Yani sef'il babından aynı fiil şeddelenmiş çünkü. Oradan anlayabiliriz. Başka ev'a, ev'a da ifal babından mazi, ezlana ifal babından mazi, hacara, faale, faale, mufaale babı, esmara ifal babından mazi, ba'sera, rubai mücerrettir. Meymene, iki tane mim var değil mi? Meymene, yümeyminu, dehrace, yudehricu babından. Aşağıdaki fiillerin rubai mücerretlerini bulun bakalım demişler. Mesela bir tane yapalım. En basitine de denk geldi gerçi. Tedahhereceki T'yi atarsak geriye dahrece kalır. Rubai mücerrettir. Seba'isara T'yi atarsak rubai mücerret olarak kalır. İşte ikşa'arra nedir bu? Gaş'ara olmalıdır. Gaş'ara rubai mücerredi. Gaş'ara. Yani ne buradaki zayet nedir? Baştaki hemzedir ve ra'nın şeddelenmesidir. Ra'da iki tane ra var burada. Ra'nın biri fazlalık onu at. En baştaki hemzeyi de at. Geriye ne kaldı? Gaş'ara. İşte bu rubai mücerret halidir. Diğerleri de aynı şekilde çözülebilir. Aşağıdaki parçada mezit fiillerin bablarını söyleyin bakalım demişler. Yehtemülü ihtemele yehtemülü ihtimalün. İftaale yeftaülü iftialün. İhtimal odur ki bir iki tane daha yapıp geçeceğiz. Çünkü zaman bayağı bir ilerledi. Üstelik buna dair iki video daha çekmeyi düşünüyoruz. Ehasse. Aslı nedir? Hasse, ehasse ifal babındandır. Babını söyledik. Mazifi şu haliyle. Ben nezele tegadda, tegaddeye veya tegaddeve bakmak gerekir. Tefaul babındandır. Tefaale, tefaul babından muzari. Pardon, tefaul babından mazi bir fiil. İsteygaza hemze sinta var. Öyleyse istifal babıdır. Başka? Teaccebe tefaül babından mazi, esra ifal babından mazi. Aramaya devam ediyoruz. İltefete, lemmel tefete, lemma iltefete yani. Bu aslında iltefete, yeltefete, iftial babından mazi bir fiildir. Burada şey yok, hemzenin hareketi yok. Hareketi olsa ne fark eder ki? Okunmayacaktı sonuçta. Niye okunacaktı? Çünkü geçiş var değil mi? Lemmel tepete diye geçmek gerekiyor. Diğerlerinde arkadaşlar devam ediyor yani ne diyeyim? Hepsini tek tek çözmeye devam etmeyelim.
Bakıyorum bir tane daha söylesem mi diye de şöyle direkt İsferra Yesferru Yusferru mu yazıyor? Yusaffiru. Saffara Yusaffiru. Fa'ale Yusa'ilu. Tamam işte tef'il babından muzari bir fiil. Aşağıdaki metinde geçen mezit fiilleri ve bablarını belirtin. Evet bayağı bir geniş tutulmuş ünite. O kadar geniş tutulmasına rağmen anlatılması gereken bazı şeyleri anlatmamışlar. El mucizetu Halid demiş. El Kur'anul Kerim. El Kur'an mucizeti Rasuli sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede var? Mesela salla kelimesi. Salla kelimesi faale yani tef'il babından mazidir. Sonunda elif var. Bu elif maksura diye adlandırılır. Ya vav'dan ya da ya harfinden munkaliptir, dönüşmüştür. Yani aslına bakılırsa, aslı nedir bunun? Yine de faale, yufa'il, tef'il babından mazi bir fiildir bu. Ne gibi? Selleme gibi. Bu da tef'il babından mazi bir fiil. Enzele aslında nezele idi. Başına hemze dahil oldu. Yani zaittir. İf'al babından mazi bir fiildir. Devam ettiğimizde müneccemen. Müneccem de müneccim müneccem. Yine sonuç olarak tef'il babından ismi mef'uldür. Müferragan. Tef'il babından ismi mef'uldür. Müneccemen nasıl gelir? Necceme, yüneccimu, tencimun. Müneccimun isim fail. Müneccemun isim mef'ul. Yani bu bablar, mazi, muzari ve mastardan ibaret değil. Bir sürü kalıp var. Kitap 2-3'üne değinmiş. Ara sıra da böyle işte parçada geliyor böyle kelimeler. Bunları tespit edebilmek için kitapta anlatılandan daha fazlasını bilmek lazım. Onlara dair iki video daha çekeceğimizi söylemiştik. Tesbit nasıl olur? Ne hangi bab olur? Sebbete yusebbitu tesbit yani tef'il babı. Salla daha önce geçmişti. Bu da tef'il babındandır diye söylemiştik. Selleme yine tef'il babındandır diye söylemiştik. Nüzzile yazıyor gördüğümüz kadarıyla. Nezzele nüzzile yani tef'il babından mazinin meçhulü. Nezzele nüzzile. Harraca hurrice gibi. Linüfebbite yani tebbete. Febbete nüfebbitu. Başındaki li yani bu li, nu bunları kafanızda karıştırmasın. Sonuç olarak sebbete yani tef'il babından bir fiildir bu da. Rattenna. Rattenna. Nedir? Rattele. Yurattilu tertil. Tef'il babından. Zaten tertil diye burada gelmiş. Tef'il babından. Mastar bu. Rattelna da nedir? Muzarisidir. Rattelnu rattelna. Mazidir gerçi yanlış söyledik. Rattenna mazidir. Evet. Rattentu rattenna. Mazinin nefs-i mütekellim hali gayrı. Diğerlerini de inceleyelim mi bilmiyorum açıkçası. Nüzul Kur'an, nezel Kur'an, müneccemen mi diyor? Ben mi yanlış görüyorum? Müneccemen diyor. Salla daha önce geçti, selleme daha önce geçti. Selam isim zaten. Gale Teala nezele bihi ruhul emin ala galbi fetekune ayet burası. El Kur'anul Kerim. El Kur'anul Mekkiyyu vel Kur'anul Medeniyyu. Tek tek okuyoruz. Valla arıyorum bir iki şey daha söyleyeyim diye. Tenavele. Tenavele el Kur'an. Tenavele hangi bab olur? Tefaale, değil mi? Tefaale, yetefaalu tefaul babından mazi bir fiil olur. İstenilen cümleyi kurun denirmiş. Yani gerek yok. Ekreme fiilinin emri yani emri hazırı şöyle çekilir. Çekim geldi. Evet, bunları ben de yeni görüyorum. Ekrim, ekrima, ekrimu, ekrimi, ekrima, ekrimle. Ehsene de siz çekin denilmiş. Ehsin, ehsina, ehsinu, ehsini, ehsina, ehsinne. Bu tarz şeyleri işte ikinci videomuz mu? Üçüncü videomuzda, fiil çekim videomuzda değineceğiz zaten. Çok daha fazlası var çünkü fiil çekimi o kadar kısa değil. Fiil çekimi daha uzun, daha karmaşık bir sürü bab var sonuçta. Hepsine değinmek gerekecektir. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Buradan bunların cevapları vardır. Kendimizi sınayalım cevapları vardır. Bir iki tanesini söyleyeyim diye buraya kadar geldik.
Mesela 1'e baktığımızda A şıkkı yubâsiru. Ba'sara yubâsiru. Dehrace yudehricu. Aynı bab. Değerlerin cevabı var zaten diyerek videoyu kapatıyoruz ama konuyla ilgili iki video daha çekeceğimizi söyleyelim.